Abla! Abla gelsene! Ay ne oldu yine? Abla. Bu ne be? Abla benim eşofman takım küçülmüş baksana. Ya ne zaman uzadım bu kadar? Abla hoca antrenmana eşofman takımsız gelmeyin dedi. Ne antrenmanı? Basket takımına seçtiler ya beni. Gerçekten mi? Evet. Öbür günde antrenman var. Aferin sana. Aferin. Niye söylemiyorsun? Ya abla şimdi söyledim ya. Abla. Hı. Ayakkabı da almak lazım. Ayakkabı mı? Hı. Abla beni ilk defa bir takıma seçtiler. Alırız değil mi? Hoca eşofman takımı ile ayakkabı olmazsa takıma giremezsin dedi. Alırız ablacığım. Nasıl alırız bilmiyorum da alırız aşkım. Sen bu üstünü başını çıkar. Katlayıp kaldıralım İsmet'e saklarız. Niye yanmıyor ya? Ah bir tüpün bitmesi eksikti. Para yetmez ki. Heh, oldu. İsmet. Sana bir şey soracağım. Sence insan her gördüğünü söylemeli mi? Yani diyorum ki... Sen bir şey gördün, bunu söylemen lazım ama söylersen söyleyeceğin kişi çok üzülecek. Ne yapardın? Yani söyler miydin, söylemez miydin? Söylerdim. Ya kolay o kadar yani. Ben de sana niye anlatıyorsam. Aa! İsmet uyandı mı güzellik uykusundan? Oh aşkım benim. Ne konuşuyorsunuz bıdır bıdır? Abla. Heh. Ben sana bir şey diyeceğim. Söyle. Abla biz geldik. Hah abinler geldi. Unutma söyleyeceğin şeyi tamam mı? Konuşacağız. Hah hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçin bir şey konuşacağız. Ne oldu ya? Tamam şey yok geç. Ablacığım ne oluyor? Ya bir şey yok geç. Kiraz. Sen de gel İsmet'i alıp. Fiko. Gel ablacığım. Geç sen de otur. Ne yaptın lan? Size bir açıklama yapmam lazım. Hepimizi ilgilendiriyor. Fikret basketbol takımına seçilmiş. Hadi. Ne diyorsun sen? Oley! Çak lan. Aferin lan sana. Ama... Ya eşofman takımı küçülmüştü üstüne. Ayakkabı da lazım. O yüzden pamuk eller cebe. Bakalım. Yirmi beş... Yirmi altı... Yirmi yedi. Buyurun. Bende 12 lira var. Ben de bir bakayım. Bende sadece 2 lira var. Bunlar olmaz. Dur bir dakika ya. Dur Ayşe bir şey söylemişti. Gitmem demişti. Alo Ayşe ne haber? İyi benden de. Ya bu iş vardı ya söylediğin gelmem demiştim. Ya hala eleman arıyor mu onlar?
Arıyorlarsa geleceğim de ben. Hı. Tamam. Tamam geliyorum ben. Hallederiz yol parasını ya, önemli değil, tamam. Tamam, görüşürüz akşam. Tamam, oldu bu iş. Bana bak, peşin ödüyor bunlar zaten. Sabah hallederiz, tamam. Hadi yırttın gene. Hadi bakayım. Hazırlanıyorum ben. Bana bakın, tüp bitti. Peynir ekmeğe talimsiniz bugün. Tamam. Eve geldiğimde yerde bir damla kırıntı görmeyeceğim, tamam? Tamam abla, hallederiz. Şu parayla da tüp alın. İyi, hadi. Bana bak lan. Seni bu boyda nasıl aldılar basket takımına? Seçerler adam o. O adam. Gaza gelme Fiko bir ya. Ya sabah peynir ekmek, akşam peynir ekmek. Bıktım ya. Ne yapalım oğlum? Tüp bitti. Rahmet abi. Hı. Bir insanın telefon numarasından adresi bulunabiliyor mu? Yok. Olmaz öyle bir şey. Da sen hayırdır Kiraz Hanım? Yok bir şey, hiçbir şey yok. Bir tane polisiye dizide gördüm. Hmm. Çok televizyon izliyorsunuz ha. Her gördüğünüze inanmayın. İsmo? Hadi bitir oğlum, saatimiz geldi. Yatacağız artık. Benim uykum yok. Sen de mi isyankar oldun lan? Sarı kapa. Bir sen kalmıştın isyankar olmayan. Sen de oldun, tam oldun. Dur lan yerine. Ne oluyor lan? Ne bileyim, gel bakalım. Seninki gelmiş. Lan yürü git. Ne var abi? Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Açsa peynir ekmeği çağırsın. Ya otur yerine ya. Hiçbir... Çok selam. Ne var müşte? İnsan bir merhaba der ya. Merhaba. Ne var müşte? Ya sen niye böyle davranıyorsun bana kaç gündür? Çünkü bana yalan söyledin. Fevzi meselesi değil mi? Hmm. Fevzi meselesi. Hadi ben eve gidiyorum. Ya dur gitme. Ya özür dilerim. Ben sen kızarsın diye söyleyemedim. Biz öylesine birkaç ay çıkmıştık ama hiç ciddi bir şey değildi. Sonra arkadaş olduk zaten. Ben unuttum bile. Ben sana sordum da niye söylemedin? Hı? Ben sormuştum sana aranızda bir şey oldu mu diye. Ya sen kızarsın diye. Hem bak o kadar ayağına kadar geldim. Ya barışalım artık, hadi affet ne olur. Hem bak o kadar iş çıktı sana. Eğer benimle barışmazsan hiçbirini ayarlamam. Ya o kadar parayı kaçırırsın söyleyeyim. Ticari zeka da cayır cayır çalışıyor vallahi. Abla hasta mısın sen? Yok ya. Yorgunum. Uyutmadı bu cüce beni sabaha kadar. Uyumadı. Evet, uyutmadım. İş nasıldı? Çok iyiydi. Ha, dur. Şunu alın mı? Fikre'de eşofmanlı ayakkabı alacaksınız. Uley be. Kime ama lan? Bana bak. İki çift çorap alın. Hı-hı. Ayakkabıyı da iki numara büyük alın, tamam mı? Ucuna tamam. Pamuk tıkarız, ayağı çabuk büyüyor. Tamam. Hadi. Hadi derse geç kalacaksınız, koş. Hadi. Yedin mi sen? Abla da geçtik biz. Hadi görüşürüz. Tabii ki. Kırmızı yandı, kırmızı. Hoppa! Abi, Allah rızası için mi abi? Bu mu abi bu çocuk için? Abi, abi Allah size bak Sabi için. Allah razı olsun abi. Abi, bana be. Allah, sağ olasın, sağ olasın. Abi. O ne be? Sar kafa. Şu ablalara bir öpücük at bakalım.
Vallahi illa sen artist olacağım başımıza lan. Ay kıyamam. Şuna bak çok tatlı. Yazık ya. Dünya tatlısı maşallah. Ya babasına çekmiş işte. Sakın kendin yeme, çocuğa bir şeyler al. Allah olur mu öyle şey ya? Ben zaten emekliyim, çoluk çocuk işinin şuurusu ya biz. Hadi bakalım. Allah rızası için bir abi. Sağ olasın. Dediğim gibi oğlum, senin abinde ablamda hayır yok ama sen var ya sen. Sen benim için bir tanesin ya. Allah. Hadi oğlum hadi İsmet hadi. Lan Allah bırak lan. Tamam tamam korkma oğlum. İttirmeyin. Tamam. Tamam oğlum. Kafayı indir aşağıya. Aferin benim. Aferin. Tamam korkma. Aa. Fikret, Kiraz. Hoş geldin abla. Hoş bulduk da. Ne böyle üniformalarla oturuyorsunuz hala? Abileriniz nerede? Hikmet nerede? Hikmet abi markette. Rahmet? Onu bilmiyoruz. Okuldan bizle çıkmadı. Allah Allah. İsmet yok. İsmet nerede? Haberin yok mu senin? Neden haberim yok mu? Babam sana söylemedi mi? Babam neyi söylemedi mi ya? Ya İsmet'i aldı babam. Ne zaman? Biz okuldan yeni geldik. İsmet evdeydi. Babam geldi. Gezmeye götüreceğim dedi. Nereye götürecekmiş? Ay Vanat bahçesine götürecekmiş. Gezmeye götürecekmiş hayvanat bahçesine. Siz de inandınız. Yürüyün gidin üstünüz değiştirin hadi. Gidin değiştirin çıkacağız. Ulan yine neler gelecek çocuğun başına. Ay ben bıktım bu babamdan ya. Tamam, yürüyüş. Tamam oğlum, çocuk korkuyor. Yapmayın ya, tamam. Abi şaka yapıyorum, gelsin. Tamam. Bu ne lan? Eğlencelikten kazandığın para bu mu? Ya işin acemisiyim de. Yani ama bana iki gün verirseniz hamlar hamamlar alırım ben. İşin mantığını çözdüm abi valla. Hüseyin çocuğa. Vallahi yok, çocuk mocuk yok oğlum. Şey çocuk lan, lan yavaş. Şişt, tamam, tamam oğlum. Tamam oğlum. Çocuk mu lan, çocuk mu? Çocuk mu? Tamam oğlum, tamam. Korkma sen sarı kafa. Birazdan gideceğiz, tamam mı? Tamam. Oğlum. Çocuğu bırakın, beni alın oğlum. Ne yaparsanız yapın. Sana bir şey yapmanın hükmü yok Fikri. Ne ölüm para ediyor, ne dirin. Bırak çocuk biraz bizde kalsın da. Sen de git parayı toparla, gel al çocuğunu. Bana bak Fikri. Bak sıkılmaya başladım. Siktir git topla parayı, gel al çocuğu. Tamam oğlum sen merak etme, tamam mı oğlum? Ben gideceğim, tamam mı? Tamam. Gideceğim ama dönüşüm olacak tamam. Fikri, polise gitme demeye gerek yok. Yok oğlum, polis yok. Tamam. Baba nereye? Oğlum eve gidiyorum. Geleceğim. Parayı bulup geleceğim. Anahtarı ver. Şşş, çocuğa tamam mı? Hadi lan. Sarı kafa, sarı kafa merak etme. Hadi lan. Tamam, geliyorum ben seni eve. Hadi. Çocuğa sen. Oğlum ben ne yapacağım ya? Ben nereden bulacağım o kadar parayı ben? Çocuklara ne diyeceğim? Kesin öldürecek. Filiz ne oldu kız? Babam İsmet'i götürmüş. Ay yine mi? Yine. Çocukları kandırmış, almış çocuğu götürmüş yine. E Rahmet? Rahmet nerede bilmiyorum. Of Fikri abi ya, of! Ne oluyor ya? Ne bağırıyorsunuz? Ya ben sana dedim çocukları bırakmayalım diye. Bak Fikri abi yine İsmet'i almış götürmüş. Aa. Ha. Hadi. De hadi arayalım çıkıp. Kız bu Şeyma'nın evine götürmüş olmasın çocuğu? Olabilir mi diyorsun? Kendi orada yaşıyor ya. Doğru. E hadi, hadi Şeyma'ya. Dur ben seni yalnız bırakmam, ben de geliyorum. Ne ben? Ya Tufan abi sen rahmetli Hikmet'e söylesene Şeyma'ya gelsinler. İyi tamam. Tamam hadi. Hadi gidiyoruz. Fikri Bey. Geldi Fikri Bey. Fikri Bey geldi.
yapacağız? Ne oldu? Kesin birine bir şey oldu. Yok, kimseye hiçbir şey olmadı. Babam İsmet aldı, biz de onu arıyoruz. O zaman tamam, geçin. Ayakkabılarınızı anne çıkarın, poşetleri. Abla, yok değil mi? Yok. Evet, tamam hadi sokaklara bakalım. Hadi. Hadi. Yürü, yürü. Hadi. Aha. Kaçma sakın. Ne oldu lan? Uykun mu geldi? Acıktım dedin, adamı yolladık. Gelsin yemeğine de öyle uyu bari. Acıktım. Az sabret. Ya leş gibi kokuyorsun ha. Can kokuyor çok. Neredesin lan sen? Çocuk aç. Abi yakında büfe bulamadım. Benzinci de bayağı uzakmış. Bez aldın mı bez? Aldım aldım. Bana bak lan. Nerede uçacağız biz bu veleti? Yatar şurada da. Asıl bu Fikri yarın gelmezse biz bu çocuğu ne yapacağız? Orasını patron bilir. Ulan çok da sevimli velet ha. Yazık olmasa çocuğa bari. Çok konuşma bir birader. Bir de sevimli diyor. Kreş mi lan burası? Altını değiştir. Bisküvisi de ver. Acıktım. Acıktın mı sen? Tabii ben o kadar parayı bir araya getiremeyince adamlar da ne yapsın işte. İsmet'i rehin aldılar. Ya sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Ya İsmet ya. Sen niye attın ki kendini ortalığa? Adamlar seni öldü biliyordu ne güzel. İki dakika oturamadın baba yerinde ya. Ay kesin İsmet'e bir şey yapacaklar. Ya İsmet'e bir şey yaparlarsa yapmasınlar. Anneciğim gel ben sana ilacını vereyim, dinlen sen. Ay hayır istemiyorum, gitmeyeceğim, dinlenmem. Biz niye bunu dinliyoruz? Kalkın gidelim polise. Hayır hayır, polis falan olmaz. Polis olmaz oğlum, eğer polise gidersek bu adamların ne yapacağı hiç belli olmaz. Polise gitmek yok. İsmet ellerinde. Ne yapacağız biz şimdi? Ay hep benim yüzümden oldu, hep benim yüzümden oldu. Çocukları yalnız bırakmayacaktım evde. Ya benim yüzümden oldu ya. Ben evde olacaktım. Ben de İsmet'i babamı vermemeliydim. Tamam be. Anlaşmayın. Ne kadardı senin bu herifle borcun? 20.000 miydi? Oha. O nasıl para ya? Hadi herkes cebindekileri çıkarsın versin. Verin. Fikri Bey. Benim iki tane küçük çeyrek altınım var. Onları da biz verip kızım yatak odasında sol alt dolabın çekmecenin sağ alt köşede. Köşesinde. Tamam, bizde de 500 lira var. Çıkar. Hemen ver, hemen. Ablacığım, senin ayakkabı paralı mı? Ya abla, ben ayakkabı falan istemiyorum. Kardeşimi istiyorum. Ya bu para borcun onda biri etmez ki. Hani şimdi bir şey satalım diyeceğim, kimi bulacağız da ne satacağız? Bu saatte bu kadar. Paranın geri kalanını istiyorlarsa İsmet'i verecekler. Hadi. İyi de nasıl verecekler ya? Halledeceğim ablacığım, hadi. İyi, ben de geleyim sizinle. Sen bana otur. Sen Hikmet'e deponun yerini tarif et. Ya Filiz, ya sen gitme kız başına, biz gidelim bari. Kız başına ne ya? Kim gidecek? Kardeşim o benim, hadi. Şeyma Hanım. Efendim. Kusura bakmazsanız çocuklar size emanet olsa. Tabii gözün arkada kalmasın. Ben ilgilenirim onlarla. Yarın sabah da artık ne bileyim ben televizyon olur, telefon. Satarız bir şeyleri, denkleştiririz. Kurtar kıvırcı. İyi tamam, ben arabayı götüreyim, çıkın siz de. Sağ ol. Hadi ablam. Hikmet. Oğlum dikkat edin ha. Hadi size emanet ablamız. Tamam baba. Gel gel. Gel. Hadi çocuklar. Hadi yemek yiyelim. Ha? Barış'ı beklemiyor muyuz? Oğlum öyle bir vaktimiz mi var? Ne diyorsun ya? Neresi? Sağ taraf, sağ taraf. Şurası.
kapıyı. Aç. Sen lan. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç. Oo. Sen Fikri'nin kızı değil misin? Kardeşimi almaya geldim. Çekil. Hop. Lan. Burası babanızın yol geçireni mi lan? Kardeşimi alacağım diyorum. Sen Fikri'nin kızı olduğuna emin misin? Pek bir cengaversin. İtiş mi? Sıkarım vallahi. Yasık ya, çekil. Kardeşimi almaya geldim diyorum. Alıp gideceğim, hadi. Hadi. Çekil be. İsmet. 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 Ablacığım. Ablacığım. İyi misin aşkım? İyiyiz. Gel Aslı, gel, gel. Ne bu? Borcumuzun ilk taksidi. Babanın borcunu böyle mi ödeyeceksin? Evet, böyle ödeyeceğiz. Yerimiz yurdumuz belli, gelir alırsın, hadi. Bana baksana sen. Sen gerçekten Fikri'nin kızı mısın? Ha, hadi. Bunu verin ben. Sorun benim be. Aşkım. Yürü yürü. Hadi, hadi koş. Hadi hadi koş. Konuştuğumuz gibi. Bir daha o aileye bulaşmıyorsunuz. Ben parama bakarım aga. Benim için konu kapanmıştır. İki, böyle bir para yok. Dolayısıyla beni de tanımıyorsunuz. Ne seni gördüm, ne par seni tanıyorum. Ha, unutmadan. Başka para istemin, orada yeterince var. Alo Barış. Filiz neredesin? Aldık İsmet'i, hallettik. Gelmene gerek kalmadı. Aldınız mı? Süper haber, çok sevindim. Ben de. Eve gidiyoruz şimdi. İsmet iyi mi bari? İyi iyi. Sen iyi misin? Ben de iyiyim. Tamam. Tamam, o zaman görüşürüz sonra. Tamam, görüşürüz. Görmediniz mi hiçbiriniz? Abla görsek hayırdır kiraz, nereye gidiyorsun demez miyiz yani? Ay ben delireceğim ya. Of, yine mi çocuk kayıp ya? Bir çocuğa sahip çıkamıyorsunuz bu evde ya. Baba! Ne? Bir şey gelmiş olmasın bu kızın başına? Kalkın Cemil'e gidelim. Kalk. Efendim Barış? Hiç vaktim yok Kiraz. Dur dur şey. Kiraz benimle birlikte. Ne? Nasıl sen ne Kiraz ya? Barış da mıymış? Şöyle ki ben sabah size uğrayacaktım da baktım Kiraz kapıda ağlıyor. Beni görünce daha da ağlamaya başladı tabii. Bu İsmet meselesi biraz etkilemiş tabii çocuğu belli ki. Ben de dedim hani gel beraber bir gezelim istersen, bir şeyler yeriz falan. Hani sana değişiklik olur falan. O da tamam dedi. Öyle. Şu an birlikteyiz yani. Ama Barış sen de niye daha erken haber vermiyorsun ya? Mahvolduk evde. Haklısın ya. Tamamen aklımdan çıkmış. Benim hatam. İstiyorsan verebilirim ama Kiraz'ı, konuşmak istiyorsan. Yok verme ama. Gelince konuşuruz. Tamam. Tamam o zaman. Öpüyorum ben seni. Görüşürüz. Bay bay. Yiğit'in ne işi varmış sabah sabah Barış'la? Ya morali bozukmuş. Barış gezdirmeye çıkarmış onu. Yani şimdi çocuk kayıp değil mi? Değil. İyi o zaman ben kaçar. Kaç kaç geç bile kaldın. Babam nereye gidiyor mesela şu an? Nereye gidiyor olabilir abi? Hı? Kahveye gidiyor. İsmet'in vicdan azabı geçti tabii. Niye soruyorsam zaten. Yani. Hadi. Hadi okula herkes. Kiraz? Kiraz bir eve gelsin de Fiko.
Okula bakacağız. Hadi. Hadi. Ay. Hani eve bakacaktık? Ablamı eve almıştın. Diyorum sana, yalancısın işte. Geldik. Nasıl yani? Geldik. Burası. Burası mı? Burası Numan amcanın eviydi. Geçen hafta öldü. Biliyorum. Hadi gel. Vay be, burası bizim evden büyük. Daha şimdi ablam burayı hiç görmedi mi? Yok, görmedi. Yani biraz daha tadilata ihtiyacı var tabii. Zamanı geldiğinde sürpriz olsun istiyorum. Vay be, burası çok güzel. Düşünsene. İki ev arası yer altından bir tane geçit. Gidip geliriz. Pek mümkün olduğunu sanmıyorum ben ama. Kiraz. Ablana söylemeyeceksin değil mi? Bilmiyorum, daha karar vermedim. Hem sen ilk önce söylesene. Niye annem babam öldü dedin? Niye öyle bir evde yaşadığını bize söylemedin? Adını bile yalan söylemişsin. Niye? Belki sen nedenini anlatırsan ben de ablama söylememem. Kiraz'cığım, sana bunu gerçekten anlatamam. Yani ablana da şu an söyleyemem. Bir zamanı geldiğinde söyleyeceğim. O zamana kadar içtiyse aramızda kalsa olur mu? Şurayı da kapatalım. Ne düşünüyorsun? Kiraz? Ya tamam da ben nerede kalacağım? Nasıl yani? Yani size yatıya geldiğimde ben nerede kalacağım? Sen oldun yani. Sıkıntı yok, söylemeyeceksin. Şimdilik hayır, söylemeyeceğim. Yaşa be. Ama bundan bu kadar kolay kurtulamazsın. Senden birkaç isteğim olacak. Tamam. Bana ve arkadaşlarıma yetecek kadar bir koli çikolata. Evet, pardon. Sen beni mazur gör. Çikolata, evet. Neli olsun isterdin çikolata? Fındıklı. Evet, fındıklı olsun. Fındıklı çikolata, evet. Ben de çok seviyorum onları. Tamam, başka? Bir de bizim okulun oradaki bir tane kırtasiyede çok beğendiğim pastel boya takımı vardı. Bir de o. Tamam. Fındıklı çikolata, pastel takımı. Başka? Ben sana aklıma geldikçe söylerim. Savaş abi. Peki bunların karşılığında ben de senden bir şey istesem? Bana savaş demesen? Ona daha karar vermedim. Yasla. İyi mi? İyi. Yatmak ister misin? Kalkayım mı? Ay yok. Çay koyayım sana.
Filiz abartma ya. Ay ne var be? İsmet hadi iyisin yine, kardeş geliyor sana. Ya söyleme şöyle, heyecan basıyor. Ay. Nerede kaldınız? Geldik ya işte. Birazcık gezdik Kiraz'la. Biraz da dertleştik. Değil mi Kiraz? Evet. Özür dilerim abla. Sen geç içeri, konuşacağız. Okuldan da kaldım bugün. Hadi. Tamam, sen de kızma kıza ya. Daralmış belli ki, anlayış göster. E bana kim anlayış göstersin? Ben gösteririm sana o anlayışı. Hiç istemiyorum ama gitmem lazım. Ama daha yeni geldin. Hmm, evet. Ama işe gideceğim. Erken değil mi daha? Değil. Yani erken de. Yani şimdi ilk günler ya, sıkıntı var birazcık orada. İşte gidip göreyim, daha iyi olur. İyi, tamam. Tamam. Ben galiba öpemiyorum şu anda seni. Yok. Anladım. Niye? Mahalle araları var. Evet. İyi o zaman. Bunun acısını daha sonra çıkaracağıma dair sözü veriyorum ve gidiyorum. İyi, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay. İyi, bir şey olursa haber ver bana, tamam mı? Tamam canım, ararım hadi. Filiz, Kiraz'ın üstüne bu kadar çok gitme. E valla ben Kiraz'la ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapsam olmuyor. E biraz kendi haline bırak kızı. Ha, kendi haline bırakayım, hepsi coşsun. Tamam canım, sen nasıl biliyorsun öyle. Oh. Görüşürüz. Hadi dikkat et. Ara bir şey olursa. Tamam. Biliyorum. Çok kızdın ama. Kızmadım Kiraz, korktum. Ödüm koptu seni göremeyince. Ya insanım ben de işte, sadece kızmıyorum. Korkuyorum da. Özür dilerim. Şimdi anlatacak mısın niye böyle abuk subuk davrandığını? Anlatamam. Kiraz'cığım, peki sen söyle, ben ne yapayım? Yerime koy kendini. Ne yapayım ben? Abla biliyorum, sen herkese önem veriyorsun. Onları düşünüyorsun. Ama kimse seni düşünmüyor. Ben de sana yardım etmeye çalışıyorum. Bana yardım etmek istiyorsan, böyle haber vermeden ortadan kaybolmayacaksın, tamam? Abla, sen Barış abiye aşık mısın? O nasıl soru Kiraz? Büyüklerin içine karışılmaz, böyle sorular sorma, çok ayıp. Evlenecek misin? Sen de gidecek misin? Kiraz, ben annem değilim. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Buradayım. Tamam? Hadi bak, yatak dağınık, topla şimdi. Ne oluyor abla gene? Ay otur. Evet, hazırsak basketbol takımının son transferi Fikret Elibol. Oha, top mu aldınız? Ha, indirim derdi. Ha, ama tabii evde topla oynamıyoruz değil mi ablacığım? E oğlum kalk da bir endamını görelim be. Yürü be. Vay be, ana mahalleler doğuruyor be. Yalnız ben bu boyla basket meselesini hala çok anlamadım. Onu söyleyeyim yani. Sen her şeyi çok iyi biliyorsun ya, bunu da anlamayı ver. Ya bir şey demedim be. Abla bir şey diyeceğim. Yarın maç var. Ne? Nasıl lan? Hemen yarın maçın mı var senin?
Evet. Niye söylemiyorsun oğlum bütün gün? E şimdi söyledim ya. Babacığım niye son dakika söylüyorsun her şeyi ya? Gelirsiniz değil mi? Geliriz tabii. Böyle bir şey kaçar mı hiç değil mi Rahmet? Ben gelemem ya, benim sınavım var işte. Cumartesi cumartesi ne sınavın var? Ya ne sınavı ya, sınav diyorum. Şey, ders vereceğim işte. Parayı peşin aldım ortaokuldaki çocuktan. Bu da markete gidecek. E iyi, biz Kiraz, İsmet, ben gelir, tezahürat yaparız. Değil mi İsmo? Yaparız. Evet. Siz de gelseydiniz. Tamam oğlum, bir dahakine geliriz, ne var? Bitmiyor ya maç. Ablacığım ben Barış abini çağırırım. Ya tezahürat yapar. Ha. De oğlum, tezahürat yapsın. Bir şey dedin mi? Ağzımı açtın mı? Abla koyamadım bugün çayı. Olsun ablacığım, hafta sonu bugün uyuyacaksın tabii. Buyur kızım, ne olacak? Pay. Oo, sporcu geldi. Hazır mısın lan, minik dev adam? Herhalde. Bak bak, triplere bak. Lan Cedi Osman'da yok böyle ababe. Ablacığım, üstüne dökme de temiz temiz çık maça. Abla maçta bunları giymeyeceğim ki. Forma verecekler. Biz bunları niye aldık? Antrenmanda giyeyim diye. Abla yine Engin spor bilgini ne masaya dağıttın yani. Hiç yok değil mi abla? E ne var, ben maça gidiyorum en azından. İşimiz var mı? Hadi koş bakayım, nasıl sporcusun göreyim. Vay 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 ya. Hazır mısın büyüküm? Hazırım. Tabii ki hazırsın, benlik de laf. Oğlum acayip görünüyorsun. Teşekkürler. Hadi girelim. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş geldin. Neredeler bunlar? Hı, soyunma odasındalar mı? Gelirler şimdi. Abla çocuğum. Ay tamam ablacığım, hemen su alayım sana. Yok otur sen, otur ben alırım. Sağ ol. Ben de geleceğim. İyi gel. Sen bir şey ister misin? Yok teşekkürler Savaş abi. Ne oldu şimdi? Yok bir şey. Senin adın Savaş değil mi? Ben de sana isminle sesleniyorum. İki tane sordum. Gidelim mi? Ablama ne zaman söyleyeceksin? Yakında Kiraz. Gerçekten yakında. Ne, güvenmiyor musun bana? Ben ablanı üzmeyeceğim, tamam mı? Emin ol bundan. Sadece zaman ver buna. Birazdan zaman. Tamam, sana istediğin zamanı vereceğim. Ama gözüm üzerinde Savaş abi. Ama bizimkini oynatmıyorlar ya. Alırlar ya, birazdan bekle şimdi, daha yeni başladılar.
Çok üzülür oynatmazlarsa. Hayır hayır, emin ol, olacak da onu, merak etme. Ah, giriyor bak, giriyor, giriyor. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah, nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Fikret o çocuğu öyle bir döver ki. Ne maçkalayım ne bir şey. Farkındaysa. Ne zaman olsun, ne olacak? Hadi arabaya gidelim. Ben seni niye tebrik ediyorum biliyorsun ha? Biliyorum. Teşekkür ederim. Abla, esas ben teşekkür ederim. Niye be? Bu kadar iyi bir abla olduğun için. Aman ne biçim laflar be, yürü. Yok sen gelme buraya. Yok olmaz şimdi. Tamam ben halledeceğim. Kimle konuşuyorsun? Ne bileyim. Babamı gördün mü? Bombayı bıraktı ortaya gitti. Şaşırdık mı? Abi. Annem şimdi cidden Esmet'i götürecek mi? Yani yasal olarak hakkı var sonuçta. Annesi yani. Gerçi babam tamam demeseydi bunu da yapamazdı da. Yani bizim için gelmedi. Bir tek Esmet için mi geldi? Saçmalama oğlum. Olur mu öyle şey? Dedi ya geldiğinde hepinizi özledim diye. Ya abi ben neredeyse unutuyordum onu. Yüzünü, saçını falan. Abi insan hiç annesini unutur mu ya?
Normal oğlum. Uzun zamandır görmüyordun ya kadını. Lan ben sabah ne yediğimi unutuyorum. Okulun yok mu lan senin? Sınavın yok mu yarın? Var. Yat aşağı. Hadi abi yürü ya. Çıkın. Nereye lan? Hadi abi mahalleye hadi. Hadi tamam. Tamam ben arayacağım seni. Çocuklar. Girdin nereye gece bu saatinde? Hadi abiciğim çıkalım. Abi ben inanamıyorum ya. Böyle merak ediyormuş gibi soruyor ya yani nereye gidiyorsunuz diye bu saat. Yılın annesi ya. Ya abi ben anlamıyorum. Bu kadın nasıl her seferinde sanki daha dün görüşmüşüz gibi karşımıza çıkabiliyor? Öyle oldu. Bu kadın da böyle işte. Ne yapacağız biz de idare edeceğiz artık. Nasıl olsa gidecek. Tülay ablaya mı gitsek lan? Ablam oradadır. Yok ya. Bırak kız kafasını dinlesin. E sahile gidek. Ha Hikmet sahile gidelim. Bu havada zatürreden geberelim. Ne ana kalsın ne baba gerçi yani güzel fikir. Mis gibi. Ya yürü hadi ya. Hadi gidelim ki. Alo. Yok ben yapamayacağım. Yok yani öyle İsmet alıp hemen gidemeyeceğim ben. E çünkü iyice nefret edecekler benden. Kalmak istiyorum. Kalıp tek tek hepsini gönlüne alıp İsmet'i öyle alacağım. Benden nefret etmelerine dayanamıyorum ben. Kiraz? Ne oldu? İsmet uyudu. Onu söylemek için geldim. Sen niye yatmadın? Ben senin yanına gelmek istedim. Gel. Gel. Gel kızım, gel. Anne. Söyle kız. Sen bir daha hiç gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceğim. Hikmet, Fikret, Rahmet. Hadi kalkın. Aa, ben koyardım çayı. Aa, çocuklar çay koyar mı canım? Ben koydum. Hadi sen git yüzünü yıka kızım. Hikmet, geç sen söyle. Fikret. Günaydın. Kiraz. Hadi abicim. Oğlum sık boğaz etme kardeşim. Yeni girdi kız. Fikret. Geldim anne. Balalıyım bugün size. Bundan sonra sütünüzü balla içersiniz. Hadi çocuklar. Oğlum nereye? Okula. Ay durun kahvaltı yapıyoruz. Hadi hadi. Sizinle bir şey konuşacağım. Biraz daha kalın lütfen. Ben dün İsmet alacağım dedim ya. Sonra düşündüm. Yapamayacağım ben. Yani? Yani burada kalacağım. Bir süre daha, hatta uzun bir süre.
Abla. Filiz. Kızım niye dikiliyorsun ayakta? Gelsene, gel otur. Dur ben sana çay koyayım, gel. İstemez, sağ ol. Sen gel de anlat bakalım ne diyormuşsun. Dinliyoruz seni. Geldim. Ne diyordum? Evet, bir süre daha kalacağım. Sonra da size yakın bir yerde ev tutarım. Hep beraber oluruz. Siz de bana gelirsiniz. Çok güzel olmaz mı? Hadi ben gidiyorum. Oğlum nereye? Yemek yiyoruz. Ben çok yedim bunlardan. Tokum yani. Hadi gidelim babacığım. Abi biz? Ha ablacığım yok. Ben sizi bırakacağım okula. Kahvaltınızı edin siz. Hadi. Sen gelsene benimle bir. Ne zaman gidiyorsun? Daha demin dedim ya kızım, kalıyorum ben. Ya böyle yaptıkça çocuklar daha çok üzülecek. O ne demek ya? Sen çok iyi biliyorsun ne olduğunu. Bir an evvel toparlan git. Ne kadar erken gidersen o kadar iyi. Çocukları üzmene izin vermeyeceğim. Filiz, ben onların annesiyim. Onlara zarar verecek bir şey yapar mıyım ben ya? Tamam, sen bugüne kadar çok güzel idare etmişsin, görüyorum. Ama artık ben geldim. Geldim. Bana bir şans vermek bu kadar mı zor ya? Şans mı? Şans mı istiyorsun benden? Bak ben sana anlatayım, hatırlamıyorsun belli. 5. sınıftaydım. Git karneni al gel, karnen iyiyse sürprizim var sana dedim. Koşarak gittim, aldım geldim karnemi. İyiydi de. Sandım ki pastalar, börekler, çörekler hazırlayacaksın. Başkalarının anneleri öyle yapıyor ya çünkü. Meğer çekip gitmemiş sürpriz. Sürprize bak. Babanla kavga etmiştik çünkü. Ya bir de şey var, o da çok iyi. 10 yaşındaydı rahmet, doğum günüydü. Dedin ki akşam Luna Park'a gideriz, dönme dolaba bineriz. Akşam bir geldik. Ne Şükran Hanım var ortada, ne o meşhur bavulu. Üç gün konuşmadı rahmet, biliyor musun sen? Ağzını bıçak açmadı çocuğun. De anlatayım mı? Ha bizde hikaye çok, dinlemek istersen. Kiraz'ı, İsmet'i ve Fikret'i rahat bırakacaksın. Bizi kırıp döktüğün gibi onları kırıp dökmene izin vermeyeceğim. Filiz, ben değiştim. Ya sen değişemezsin. Aa, ama bu nedir canım ya? Ailemi özledim, çocuklarımı özledim, döndüm diye ben hesap mı vereceğim sana? Evet, hesap vereceksin. Sen benim hayatımı çaldın. İyi, şimdi de geri veriyorum. Git yaşa hayatını. Abla. Ablacığım, anneniz götürecek sizi okula. Ya abla dur. Şimdi sen de mi gideceksin abla? Ay gider miyim ablacığım ya? Ben...
Barış abiniz ev almış. Burada yakında. Numan amcaların evi vardı ya orası. Ben biraz orada kalacağım misafir olarak. Yani çok yakındayım. Bağırsanız uzayırım hemen yani. Tamam. Ay tamam mı dedim? Ben de bir göreyim bakayım sessizlik nasıl bir şeymiş. Yakındayım yani tamam. Merak etmeyin. Hadi kahvaltınız yerine okula gideceksiniz hadi. Kiraz. İsmet'e sütünü içir tamam. Tamam. Filiz. Tufan abi. Ya zamanın var mı bir 5 dakika konuşsak? Tamam. Gel. Merhaba. Merhaba. Anne. Söyle anneciğim. Biraz konuşabilir misin? Ne iş? Diyecek bir şey düşünmedim oğlum. Buyurun. Anne acıktım. Biz seninle bir şeyler düşünebiliriz ha? Olur mu? Olur mu? Hadi gel sıkıldıysan ben sana çizgi film açayım da çizgi film sen. Gel. Öncelikle özür dilerim ben. Çizgi film. Ablan çizgi filmi açmıyor mu oğlum sana? Açmıyor. Aman boş ver ablanı. Artık anne geldi, her şey serbest. Ne istersen yapabilirsin oğlum. Aferin size çocuklar, hadi bakalım. Nerede kaldı bunlar ya? İsmet ne yapıyor acaba? 2, 3 Aferin benim akıllı oğlum ha. Annesini hiç üzmezmiş. Anne kaka. Ne? Kaka. İsmet kaka mı yaptın oğlum sen? Evet. Hadi gel bakalım bizim nerede? İsmet bizim nerede? Bilmem. İsmet bizim nerede? Kaka. Oğlum bizim nerede? Ne oldu anne? İsmet'in bezini bulamıyorum. Karyolanın altında. Ben yapayım mı? Of.
Merak etme, alışırsın. Oğlum hoş geldin. Ha, kapıda çalmıyorsun yani artık. Oğlum, biraz konuşalım mı? Ne konuşacağız? Bilmem. Her şeyi. Senin hakkında her şeyi merak ediyorum ben. Neler yapıyorsun? Okul nasıl? Kız arkadaşın var mı? Her şey. Senin benim hakkımda bildiğin herhangi bir şey var mı? Hadi ya, baştan başa. Rahmet ben. Pardon ya. En azından doğumda vardın değil mi? Oğlum ya. Ben seni çok özledim. Seni hep düşündüm ben Rahmet. Sürekli düşündüm seni. Seni üzdüğüm için özür dilerim. Ne olur bana bir şans daha ver. Sen bir daha bizi ziyarete gelmek istediğin zaman ne yapıyor musun? Gelme. Hayatımızın içine yeterince ettin zaten. Şimdi lütfen çıkar mısın? Sen şöyle bir gelsene. Niye geldin? Sabah çıkarttı rezillik etmedi mi? Sabah. İşte sabah sen benim aklımı karıştırdın. Ne diyeceğimi unuttum. Şimdi hatırladım, onun için geldim. İyi. Söyle ne diyeceksin? Hadi hazırlan da muhtara gidelim. Şu konuştuğumuz şeyi yapalım, anlaştığımız şeyi. Unuttun mu imzayı? Ben fikrimi değiştirdim. Ne? Ne demek fikrimi değiştirdim lan, manyak? Saçmalama. Sen de bir imza atacaksın. Ne imzası? Ben şimdi İsmet almak istiyorum ya. Bir arkadaşım var. Biraz araştırma yaptı yani, avukatla falan konuştu. İsmet'i benden geri almamak için bir imza atman gerekiyormuş. Velayet için. O imzayı atarsan olur. Tamam. Ben de bir şey söyleyeceksin sandım ha. Tamam, yarın sabah birlikte gideriz. Ne istiyorsan velayetine atarız o imzayı. İyi. Ben avukatla konuşup haber veririm sana. Bu iş hallolana kadar da buradayım. Ablacığım, ne yaptınız? Yediniz mi yemeğinizi? Yok, daha yemedik yemeği. Aa, niye? Saat kaç oldu? Ya annemin biraz baş ağrıyormuş da, o yüzden uyudu. Biz de onu bekliyoruz. Acıktım. İsmet, bir saniye. Çok acıktım. İsmet mi o? Acıktım. Aa. Rahmet abiniz versene ablacığım. Rahmet abim yok. Telefonu bize bıraktı, arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Tamam, bekleyin, geliyorum hemen ben, tamam? Ama bir ek iş buldum. Ablam oraya diyor. Oradan geliyormuş. Oley. Bir
Merve ablan geldi. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. İsmacığım. Aşkım benim. Acaba tacizci kocası da onu o kadar seviyor muydu? Sarp da onu o kadar... Televizyon niye açık? Ödevler yapıldı mı ki? Ya abla, bu bitsin sonra kapatırız, olur mu? Olmaz, hadi. Hadi. Filiz, ne yapıyorsun kızım? Çocuklara yemek yapıyorum. Ben yapacaktım. Ne zaman? Gece yarısı doğru mu? Kızım şurada iki dakika kestirdim. Niye büyütüyorsun? Bu evde küçücük çocuk var, farkında mısın sen? Öyle senin güzellik uykunu bekleyemezler. Tamam, bırak, ben yaparım. Bırakamam. Bırakır mısın? Bırakamam. Burası benim de evim. Burası benim de mutfağım. Allah Allah. Soğanı ben aldım. Bu tencereyi de ben aldım. Tüpün parasını da ben ödedim. Makarnayı da ben aldım. Sen ne yaptın? Hah. O yüzden çekil de çocuklarıma yemek yapayım. Tamam. Haklısın. Söylediğin her şeyde haklısın. Ama onlar senin çocukların değil. Sen onların annesi değilsin Filiz. Aa, şimdi mi aklına geldi bu? Niye onları bana bıraktın gittin o zaman? Çünkü sana güvenebileceğimi biliyordum. Senin bu işin altından kalkabileceğini biliyordum çünkü. Ben bilmiyordum ama. Altında ezileceğim diye çok korktum. Ama neyse, hallettim. O yüzden bırak da çocuklarıma yemek yapayım. Her akşam olduğu gibi. Peki. Ben ne yapayım? Sen otur. Sen misafirsin. Thank you.
Kiraz, giydin mi formanı? Evet, giydim. Dişini fırçaladın mı? Evet, fırçaladım. İsmet? Evet, yanımda. Hah. Hadi oturun sofraya. İsmet de al. Oturttum. Bir abinleri verir misin Kirazcığım? Rahmet abi. Ablam. Abla. Rahmet. Ya Fikret'in antrenmanı vardı bugün. Eşofmanlar temiz değil mi? Aha, dün yıkandı. Ha, iyi. Bir Hikmet versene. Tamam. Yıko. Tamam. Alo. Hikmet. Sen zayıfladın bu ara. Şu kahvaltını doğru düzgün yap, tamam mı? Tamam ablacığım, yiyorum, yiyorum. İyi, tamam. Hadi oyalanmayın, ben bakıyorum size buradan. Hadi okula geç kalacaksınız. Öpün İsmet'i de benim için. Sizi de öpüyorum çok, tamam. Tamam, öperiz. Biz de seni öptük. Hadi bay bay. Anne. Efendim oğlum? Bana para lazım. Ne parası? Geziye gideceğim ya, giriş parası. İyi, getir cüzdanımı vereyim. Hadi çocuklar, başlayın. Anne, ödevimi imzalaman lazım. Ne ödevi bu? Coğrafya. Anne, para. Veriyorum oğlum. Tamam, git git, kalem getir. Çocukların beslenmesini hallettin mi? Hazırlayacağım yavrum, bir dur. Anne, daha yapmadın mı? Geç kalacağız. Ablam hep önden yapıp çantalarımıza koyardı. Anne, masada ekmek yok. Getiriyorum oğlum. Anne, sen bugün bal aldın mı? Alamadım kızım. Bugün balsız için sütümüzü. Ama İsmet, dikkat et oğlum. Neden kızıyorsun ya? Yanlışlıkla yaptı çocuk. Ablam olsa hiç kızıp bağırmazdı. Anne, beslenmemizi yaptın mı? Oğlum, yapıyorum. 10 tane elim yok. Hadi hadi, 5 dakika geç çıkacağız ya. Aç kalırsınız vallahi. Hadi yediniz yediniz. Anne, beslenme, hadi geç kalacağız. Sen geç ablacığım. Kiraz, şu televizyonu kapat, açık sürekli. Hoş geldin kızım. Hadi geçin. Babanız da gelsin, otururuz sofraya. Ana, etin var be. Ha, et. Ne haber lan? Sarı kafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Aile yemeği oğlum. Oğlum gel. Gel otur. Aile yemeği mi? Ya vallahi. Annem dizdi bizi böyle. Söyleyecek bir şey varmış. İyi, hadi bakalım, hayırlısı. Lan anneniz o kadar sizin için çaba sarf etmiş, bütün gün yemek yapmış ya. Biraz emeğe saygınız olsun ya. Takdir edin kadıncağızı. Aşk olsun ama çocuklar. Sizin için yaptım. Yiyin hadi oğlum, ver. Ver yavrum. Abla, makarna yok mu? Lan ne makarnası ya? Et var, yumurma de. Bacım, ekmek ye. Yapacağım makarnası. Neye borçluyuz bu şerife? Çocuklar, ben size bir şey söyleyeceğim. Geliyor bomba.
Evleniyorum. Adana'da tanıştık. İstanbul'a yerleşeceğiz şimdi. Kamyon şoförü kendisi, çok iyi bir insan. Siz de tanısanız çok seversiniz. Sen ne anlatıyorsun ya? Çocuklar, ben kendime yeni bir hayat kuruyorum. İsmet'i de bu yüzden yanıma alacağım. Analı babalı sıcacık bir yuvada büyüsün istiyorum. Ben iptalim. Ben yorum bile yapamıyorum ya. İyi tamam da sen babamla evli değil misin zaten? Boşanacağız, dava açtım. Ulan, ulan! Peki çok rica ediyorum, bunu iki medeni insan gibi konuşabiliriz. Lütfen. Ulan bunun medeni ismi kalmış be! Ben hayatımda senden başka kimseyi sevmedim be. Ulan sen ne zaman gitsen, ben senin gelmeni bekledim. Beni boşamak ne lan? Lanet olsun sana verdiğim emeklere. Al, Adanalı'ya verirsin bunu. İyi oluyor ya böyle aile yemeği falan. Yapalım arada. E hadi yiyin. Fiko, biz biraz suç atacağız. Tenimiz neden geliyor musun? Kiraz'a bakayım, ondan sonra gelirim. Tamam, bahçedeyiz. Ya ver şu defteri, ver. Cevap versene. Çok konuşma. Ne yapıyorsun ya? Kiraz, ne oluyor lan burada? Kim yaptı lan bunu söyle. Söylesenize oğlum. Kim yaptı lan? Ben yaptım. Ne olacak? Evet, ben yaptım. Ne olacak? Kimse benim ablamı itip kakamaz, tamam mı? Yaparsam ne olur? Söylesene. Hadi söyle de anlayalım. Kötü olur. Ya kızım, uzak dur Kiraz'dan, anladın mı? Anlamadım. Ne olacak? Ya tamam, git işine kızım, anladın mı? Oh! Ne oluyor burada? Kalk Fiko, kalk. Ayşe, yürü. Müdüre gidiyoruz. Gir. Ha, gelin bakalım, gelin. Hocam, özür dilerim. Ben bir şey yapmadım yani. Biliyorum, biliyorum. Sen bir dur. Kızım, okula başlar başlamaz sen neden olay çıkartıyorsun hemen ha? Daha bir hafta oldu bu okula geleli. O arada çıkarmadığın kavga kalmadı. Bak kızım, kaç tane okuldan atıldın? Artık burada usta dur. Buradan da atılırsan artık okuyamazsın sen. Anladın mı? Tamam, hadi çıkın. Hocam, benim ablamı falan çağırmayacak mısınız? İstersen ablanı çağırtayım. Sen de alışkanlık haline geldi herhalde. Yok yok, gerek yok, tamam. Çıkın hadi, çıkın.
Ya Kiraz, sen neden söylemiyorsun sana satışının kız olduğunu ya? Ya ben sana zaten hiçbir şey söylemedim ki. Ya yürü ya, yürü. Fiko, nasıl yedin ama kızdan da ya? Ya oğlum ben o kız diye vurmadım ya. Ha öyledir, öyledir. Ya Fiko, sen onları boş ver. Hem Ayşe herkes dövüyor. Ya kızım anlamıyorsan beni kimse dövemez. Ben o kız diye vurmadım ya. Ya bir daha da beni kız kavgasına falan çağırma, tamam mı? Hadi geç kalıyoruz. Rahmet, Kiraz çocukların üstünü giydirin. Gel. Fiko nerede? Fiko! Hadi geç kalıyoruz. Abla tuvalete gitti. Bir de çıkamadı. Fiko hadi oğlum, kubura mı düştün ya? Fiko hadi geç kalacaksın Fiko. Geldim abla ya. Dur bakayım. Ne oldu sana? Ne oldu bana? Oğlum sen... Bu ne be? Abla bozma ya. Onu nasıl bozulsun? Kalıp gibi bu. Lan zaten kazık gibi saçın vardı. İyice kirpi gibi yapmışsın ya. Abi dalga geçme ya. Bu ne ya? Ne yaptın lan sen? Ay kolonya dökmüş be. Başını aşağı boşaltsaydın Fiko. Dikkat et birinin yanından geçerken çakmak makmak yalarsın ha. Çok komik. Oğlum. Ne oluyor buna ya? Hayırdır ne bu ha? Bir şey yok abla. Var bunun bir ince işi. Taşa baksana. İnce iş. Bak taşa bak. Neyse hadi. Hadi. Hadi çıkıyoruz koş 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 koş. Yürü lan bakımsız Romeo. Hop 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 önden yürüyün. Hadi herkes okula. Hadi koşun iyi dersler. Hadi ablacığım. Yürü lan kirpi. Hoppa. Kirpi. Ya ne kirpi desin? Ulan senin kafana da vurulmaz artık ha. Kızım ne bakıyorsun dönsene önüne. Kiraz. Kalem alacaktım da ben. Kalem. Evet. Sınıfındakilerde yok muydu? Ya kızım uzatmasana sen. Al git hadi. Sağ ol. Ben sonra ölürüm. Yok. Bir bebeler vardı da kavga için sözleşmiştik. Ağzına payını verecektim de işte korktular benden o yüzden gelmedi ya. Senden mi? Benden tabii. Sen daha yenisin bu okulda herhalde. O yüzden bilmiyor olabilirsin. Ama bu okulun en iyi dövüşçüsü benim. Gördük. Kime istersen sor sabıkalarım tamam mı? Anlatsınlar sana. Çok anlatırlar tabii de. Çok anlatırlar tamam. Bay bay. Bay bay cicim. Kıza bak ya, inanmıyor. Göstereceğim ben sana, göstereceğim. Ne yapıyorsun sen ya? Ya kızım sen kapıyı çalsana. O abimin gömleği mi? Sen ne Kiraz? Sana ne oluyor ya? Ya bir şey oldu yok. Çıkar mısın? Çıkmayacağım. Kızım burası erkekler odası. Çıkar mısın? Anla sana ne oluyor? Ya bir şey olmuyor işte. Ne bu haller o zaman? Sen Ayşe'yi gördüğünden beri bir acayip oldun ha. Ya kızım saçma sapan konuşmasana. Hem ufacık bir şey ne öyle? Tamam. Çok da şirin ama. Bıcır bıcır da bir şey. Hem çok iyi yumruk atıyor. Kimseden de korkmuyor. Erkek gibi kız. Hem de çok güzel. Ya kızım anlattığım işe çıkar mısın? Ya ben defterime bakacaktım. Yok defter falan işte hadi. Ne dedim ben öyle ya? Bıcır bıcır.
Ayşe. Ne oldu? Birazdan yukarıdaki parka gel okul asıp. Niye? Gel işte, kavga var. Ne? Kavga mı var? Ha, tamam tamam gelirim. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Olmadı lan, ne yapacaksak yapalım. Lan dur 2 dakika beklesin sen. Bu manyak nereden çıktı ya? Doğru konuş lan, sensin manyak. Zor söyledim lan. Çok zordu kaçmak. Ne yapıyoruz? Niye topladın? Evet Fiko, ne yapıyoruz? Neden sen bizi buraya getirdin? Demiş kuleyi kırıyoruz oğlum. Hadi be. Yes. Ha. Ama ilk ben dövüşeceğim. Tamam, ona bakarız, dur. Oğlum, ne demiş kulübü lan? Oğlum siz, bir de ben. Bu okulun en güçlü çocukları değil miyiz? O zaman kapışalım oğlum işte. Sonra kim kalırsa okulun en güçlüsü olur. İyi be, korktuysanız hadi okula. Ne korkacağız lan? Hadi. Kim çıkıyor karşıma? Ben çıkıyorum lan, gel. Ben ne zaman dövüşeceğim? Sen beni bir seyret bakayım, ben ne biçim dövüşüyorum şimdi. Kesin döversin ha, kesin döversin. Dövüş deyince başlayın. 1, 2... Fiko! Fiko! Ne oluyor orada? Hadi okula. Hadi. Emre, ben hiç okula yapmadım. Hemen. Hadi. Çabuk çabuk çabuk. Ya siz 2 saattir neden Cemil 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 diyorsunuz? Kim bu Cemil? Komşumuz olur kendisi. Ha. Çinçi Cemil. Çinçi Cemil. Ya Tülay'dan coşturma şunları ya. Ay ne coşturacağım ya. Hem benim... nişanlıma yemek yapmam lazım. Ha. Ay hadi bakalım. Hoşça kalın. Ayşe'cim, annem merak etmesin seni. Rahmet abim bıraksın mı? Abla ben bırakayım mı? Ha bırak. Abi ondan değil ya, sen yorulma diye diyorum ben. Ya bırak işte. Tamam, kimsenin bırakmasına gerek yok. Ben kendim kalka giderim. Tabii ki gidersin aşkım. Ya sen tabii gidersin Ayşe, kendin de. Ben de çıkacağım zaten. Hep beraber yürürüz. Hadi. Görüşürüz Ayşe. Ayşe'cim tekrar gel. Bana bak, şunun annesiyle tanışalım. Tamam tamam. Ben şimdi gidiyorum, kadına röntgeni çekiyorum içinden. Böyle nasıl iyi bir kadın mı, kötü bir kadın mı hemen anlıyorum. Çünkü eğer kötü bir kadınsa benim altın kalpli ablam ona da kol kanat yerler, değil mi? Tabii. Gerizekalı. Olamam. Ya ne altını be? Elmas, elmas. Ay elmasla bir hurlanıyorum. Doğru doğru, elması kapatıyoruz. Hadi. Ha bana bak. Hızlı gidin, gelin de Hikmet'i arayalım hep benim. Tamam tamam, biz gelmeden aramayın. Tamam tamam. İyi hadi. Birazdan Hikmet'i arayacağız. Konuşmak istersen uğra sen. O Cemil bir daha bizim evimize girmeyecek değil mi abi? Bak vallahi elimden bir kalan çıkacak, karışmayacağım o zaman. Tamam Fiko'cum, uzatmıyoruz meseleyi değil mi? Demek ablanız siz yetimhaneye düşmeyin diye evlendi o adamla. Evet, öyle oldu Ayşe'cim ama neyse, bunlar bizim konumuz değil şimdi. Sen şimdi söyle bakalım, siz bundan önce nerede oturuyordunuz? Uzakta. Uzakta. O Cemil abi bir daha bulamayan yanaşsın da bak, ben ağzımı bunu nasıl kırıyorum, görsün o zaman. Meselelerimizi artık kavga ederek değil, konuşarak çözüyoruz, değil mi Fikocuğum? Döverek 2 dakikada halledeceğim bir şey niye ağzımıza yoralım ki? Ha burası. Hı? Burası. Ha burası mı eviniz? Ya sizin gelmenize gerek yok, ben giderim. Ayşe'cim olmaz öyle şey yani şimdi. Annene teslim edelim ki bizim de işimiz rahat etsin, değil mi? Annem daha gelmemiştir, anahtar da bende. Ya gel ya basana. Uzatma, o uzatma, bu kadar. Evet abi uzatma. Ben bakıyorum Ayşe. Ya bir git. Ne açısık yapıyorsun lan kızın yanında ha? Ayşe maşe dinlemem, yemin ederim öldürürüm seni Fiko ha. Sen yapınca oluyor.
Ayşe, istersen birlikte yiyebiliriz. Ne oldu ya? Biz arkadaş değil miyiz? Ya. Nasıl ya? Sen bizim eve geldin. Ben de seni evine bıraktım. Öyle kolay mı sanıyorsun sen benimle arkadaş olmaya akıllı mı? Değil mi? Sen şimdi benimle arkadaş mı olmak istiyorsun? Evet tabii ki de. Başka ne olacak? Güçlerimizi birleştirelim mi diyorum ben? İlk önce hak etmen gerek. Tamam. Söyle kimi istiyorsan döveyim. Gör sen de. Kimseye ihtiyacım yok. Ben istediğim zaman istediğim kişiyi dövebilirim. Ne yapacağım o zaman? Benim cesaret testimden geçecek. Tamam. O hiçbir şey değil ki. Ben cesurumdur zaten. Öyle kolay sanma. Ben sana sonra haber vereceğim ilk sınavına. Anladın mı Fika? Ya Ayşe, bana kavga de, dövüş de ama bunu deme. Ya nasıl yapayım ben bunu? Ha tamam, yapmazsan yapma. O zaman artık bana selam bile veremezsin. Hadi düşmanız artık. Ya tamam, gel yapacağım, gel. Tamam yapacağım. Hadi yap da görelim. Ha sonuna kadar gideceksin ama. Eğer yarıda vazgeçersen kaybetmiş sayılırsın. Hı? Tamam. Hadi. Kızım bana bak. Güneş'e, Güneş'e niye? Seni atarım okuldan. Ateş ettik, bilmecik, kendimize edildik. Ayakkabı beğendim. Ne misin oğlum sen? Dalma dikenli yolları koşarak geçtik. Ah, ah, nerede bir sekiz Güneş'e. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadı. Ahmet, gel şunu al şuradan, ben alacağım. Neşe. Lan! Versene şunu! Versene! Oğlum versene şunu! Fiko! Yürü git! Rahmet, ne mi rezillik? Ya hocam, ateşi falan çıkmıştır bunun ya. Bir de bizim aile çok şey yaşadı bu ara. Babam hastalığı işte, ameliyat oldu. Böyle annem bir gitti, bir geldi. En son yeğenimiz kaçırıldı falan. Bunun kafa yandı orada tabii bey. Ondan yapmıştır bu. Bir daha ablanızı çağırttırmayın buraya. Tamam hocam, hallederim. Fena olur, atarım okuldan. Şakası yok mu işin? Haklısın hocam, hallediyorum ben şimdi. Siz ne bakıyorsunuz orada? Hadi sınıfınıza! Çabuk! Müdürün odasında şarkı söylemek ne oğlum? Ha? Attıracak mısın sen kendini okuldan? Tamam abi, kapatalım konuyu. Ne kapatalım konuyu? Söyle, niye yaptın? Ayşe? Sen yaptın değil mi? Kesin sen söyledin. Ya Kiraz, sen karışmasana ya! Vallahi Ayşe demiş abi. Sen benim kardeşimden ne istiyorsun ya? Başını belaya mı sokmak istiyorsun? Ayşe, sen mi söyledin Fiko yapsın diye? Ya abi yok. Ufacık bir kızın dediğini mi yapacağım ben? Allah Allah. Benim aklım yok mu ya? Yok. Ya ben kendi isteğimle yaptım. Onun bir suçu yok. Yedi bu çocuk kafayı. Fiko, Fiko. Teşekkür ederim. Senin de sesin fena değilmiş. Ya kızım. Senin yüzünden bütün okula rezil oldum. Kendi isteğinle yaptım, bana ne? Sen yap demedin mi? Neyse tamam, arkadaş olduk değil mi? Yok, ikinci bir sınavın daha var. Ne? Nasıl ya, bitmedi mi? Bitmedi. Ya abi, ben bu kitabı hiç okumak istemiyorum ya. Çok böyle, hiç akmıyor ki. Hızlı okursan hızlı ilerlersin Fiko. Sen kitapları elinde sakız yapıyorsun, o yüzden öyle oluyor. Oku oğlum, oku. Kafanı biraz faydalı şeylerle meşgul et. Ya abi, sen hani bana bir tane kitap vermiştin ya, onu Fiko'ya mı versek acaba? Bir tane çocuk gemiye atlıyordu, sonra başka bir ülkeye gidiyordu çalışmak için. Fiko öyle şeyleri sever. Nasıl ya? Öyle oluyor mu? Hiç pasaportun var mı, annen baban nerede diye hiç sormadan oluyor mu öyle? Fiko. Herhalde kaçak gidiyordur. Hadi be. Öyle oluyor mu? Okuma oğlum sen, okuma.
Tamam mı? Ya ne sokuyorsun şunun aklına şöyle şeyler ya? Ben sana daha sakin bir roman bulacağım. Yürü. Tamam abi, hadi görüşürüz. Fiko'nun aklını çeldi bu kıza. Aynen. Öyle olur işte Kiraz'cığım. Erkeklerin durumu böyle olur. Neyse, boş ver sen, hadi yürü. Benim sınavın için hazır mısın? Değilim ama ne yapacağız işte? Hazırım. Yürü okula. Hadi hadi, oyalanma. Oğlum kavga etmeyin. Geçin sınıfınıza. Gömleğini içine sok. Bu sefer kesin atılacağım ya. Kızım bu saç ne? Düğüne mi gidiyorsun? Topla çabuk şunu. Topla. Topla, 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 topla. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Kafa mı yedin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen Erkan Bey? Neye gülüyorsunuz siz? Fiko, ne oluyor orada? Ne yaptın sen? Ulan! Aa! Hocam buyurun size. Önüne bak. Git çocuğun evini bir kontrol et. Ne kaldı akşama şurada? Öyle mi diyorsun? Tabii canım, hadi. Ya tamam. Bir şey diyeceğim, bu nerede kaldı bu Zeynep ya Ömer? Getirsin artık Zeynep'i. Saat kaç oldu? Eğleniyorlar demek ki. Niye suratı nasıl senin ya? Ya Filiz, çocuğun Ömer'e bir gidişi vardı. Görmeliydin ya. Bana bir kere bile böyle bakmadı. Sevmiyor bu çocuk beni. Ben anne olamayacağım belli ki ya. O saçmalama, olur mu ya? Annelerin en güzeli olacaksın sen. O şimdi parka gidiyor diye sevinmiştir, heyecanlanmıştır çocuk. Öyle mi diyorsun? Halde. Efendim? Efendim? Ne? Tamam, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Sağ olun, sağ olun. Fiko, yapmış yine yapacağını. Ben bir okula gidiyorum. Şu Ömer'i sen arasana, be Zeynep'i getirsin ne olur. Hadi bakalım, koş. Aa, geldiniz mi? Ha, Filiz. Filiz, ben seni hastanedesin diye biliyordum. Ha, yok, ben de yeni geldim de çıkmak zorundayım şimdi. Kuzum, hadi geç Tülay ablanla otur güzel güzel. Barış abin de gelecek akşama. Ben Barış abiyi sevmiyorum. Ömer abiyi seviyorum. hadi biz içeri geçtik, hadi. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ömer çok sağ ol vallahi ya, hakkını ödeyemeyiz. Çocuğun yüzü gülüyor. Ne demek, onlar mutlu olsun yeter. Sen nereye? Ya Fiko azmış kudurmuş okulda yine de. Öğretmenine kağıttan kuyruk mu yapmış, ne yapmış, okuldan atmasın, hadi yalvarmaya gidiyorum. İyi, bol şans sana o zaman. Ya, sağ ol. Hadi görüşürüz, acelem var benim. Veriyorum tasdiknamesini. Bu çocuğun okumaya niyeti yok. Kaç defa ikaz ettim. Bu son şansı dedim. İnadına yaptığına bak ya. Müdür bey yapmayın ne olur. Bakın bu Fikret'in yapacağı iş değil. Kavga deyin, dövüş deyin, dayak deyin ama Fikret yapmaz öyle şey. Konuşsana Fikret. Ya müdür bey, ziyan mı olsun sokaklarda okumasında? Bırakayım da diğer öğrencileri mi ziyan etsin? Ne hali varsa görsün artık. Fikret konuşsana oğlum. Ben yapmam böyle şey desene. Atılacaklar okuldan, basket ne olacak? Geçmiş olsun Filiz Hanım. Alın tasdiknameyi. Abi, şimdi Fikret okuyamayacağım. Ya Kiraz bir dur ya. Ben yaptırdım. Fiko'nun suçu yok.
tehdit ettim, yapmak zorunda kaldı. Benim yüzümden. Hayır hocam, onda hiçbir şey yok. Ben kendim yaptım. Müdür bey, bu eşek şakasına ben maruz kaldığıma göre müsaade ederseniz cezalarını da ben kesmek istiyorum. Nasıl olacak bu iş? Bu çocukları okuldan atmak suça teşvik demek. Ama okulda kalırlarsa onları kazanma şansımız var. İyi de hocam, bu ikisi okulun huzurunu kaçırıyor. Bana bırakın. Bundan sonra ikisinden de ben sorumluyum artık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tabii suçları cezasız kalmayacak. Tabii tabii. Eti sizin kemiği benim. Nasıl isterseniz. Her gün okuldan sonra 2 saat benim nezaretimde okul kütüphanesini düzenleyecekler. Tamam hocam, siz nasıl isterseniz. Çok sağ ol. Pekala, bu iş hallolduğuna göre herkes dersini başına. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederiz. Abla, hı? Ben bugün bu elbiseyi giyebilir miyim? Gide ablacığım, bunu evde giyip ne yapacağım? Evde giymeyeceğim ki. Tülay abla, sen neden buradasın? Barış abine çorba hazırlıyorum kuzum, hasta çorbası. Ya sen bırak çorbayı, biz hazırlarız. Sen nikah hazırlan. Nikah ertelendi ya. Ablan söylemedi mi? Ablacığım, ben sana söylemeyi unuttum ya. Barış abin gelemeyecek diye iptal ettiler. Ertelediler yani. Şahit olacaktı ya. Nikahta mı giyecektin sen bunu? Aynen ya. Tamam, üzülme prenses. Nikah bekleme, sen yine de giy yani istiyorsan. Giy tabii kuzum. Abla, ben çıkıyorum size. Nereye gidiyorsun? Ya şey, arkadaşlarla basket çalışmak için sözleşmiştik ya, o yüzden. Hangi arkadaşlar onlar? Abla sen tanımazsın ya, üst sınıflarda. Bana bak, Ayşe ile bir haylazlık peşindeyseniz vallahi çok kötü bozuşuruz bu sefer ha. Yok abla ya, haylazlık yapmayacağım dedim ya. İyi. Hadi git, çabuk gel. Ayşe! Of Fiko ya! Az kaldı, gelmesen gidiyordum. Ya şey, özür dilerim, çıkamadım evden. Tamam da ne yapacağız? Şimdi birbirimize büyük bir emin verdik değil mi? Evet. İyiydin o zaman. Şimdi bu Cemil abi ablamı çok rahatsız ediyor, tamam mı? Sen ve ben ondan kurtulacağız. Oo, büyük olay Fiko. Da planın var mı? Var tabii. Bütün gece bunu düşün. O zaman anlat. Bak ya, anlatayım. Şimdi diyeceğiz ki... Getirdin mi? Getirdim. Bir şey yarar diyorsun ha? Yarar tabii oğlum. Annem hep uyumak için bundan içiyor. Sonra balon patlatsa duymuyor. Zarar vermez değil mi? Sen bana güvenmiyor musun? Oğlum şu ana kadar verse verse zaten anneme verirdi. Vermez. Ya çok sağ ol ya. Vallahi her şeyi düşünemeysek bunu çözememiştim. Ben çözdüm işte. Bak bir filmde görmüştüm. Aynı onun gibi olacak. Söz veriyorum, her şey çok güzel olacak. Tamam, anlaştık. Orada. Cemil abi, bir bakacağım mı? Hayırdır Fiko, niye geldiniz? Ya müsaitsen bir özel konuşabilir miyiz? Olur, konuşuruz da siz yalnız mı geldiniz? Şişt, bana bak. Yine öyle konuşacaksan, ters ters canım sıkacaksan, ayıp edeceksen. Yok, bizim ödevimiz vardı da bir polisle alakalı. O yüzden Fiko da dedi, benim polis tanıdığım var. Evet. Ona gidelim, yardım alalım dedi de. Birazcık yardım edebilir misin? Ha, ödev için diyorsun yani. Aynen öyle. Yani ama burası pek çocuklara göre bir yer değil. Hani suçlar falan var ya, o yüzden. İyi, ödev, polis falan diyorsan yardım edeceğiz tabii, ne yapalım. Yani bir raporu bitirmem lazım da.
Sonra hallederim, tamam. Bir yarım saat gidelim sizle bir yere. Bir meyve suyunu içeriz değil mi Aşka? Olur olur, içeriz. Ahmet, bir yarım saat çocuklarla çıkıyorum. Haberin olsun. Evet, anlatın bakalım neymiş bu polisle ilgili ödev? Ay çok özür dilerim ya. Dur dur, ben alırım, sorun değil. Dur, ben alırım dedim ya. Evet, sizi dinliyorum. Ya hadi, dalga geçmeye mi çağırdınız beni? Yo, biz niye öyle bir şey yapamayız? Kötü çocuk muyuz yani? Biz meyve sularımızı içelim, sen de çayını iç hadi. Biz içiyoruz değil mi? Cemil abi, hadi bitir de biz ödevimizi anlatalım. İyi geldi yalnız ha, bayağı yanmış içim ya. Hadi bitirdim, anlat. Şimdi ilk öğretmen geldi. Sonra günaydın dedi, evet. Sonra matematik defterlerinizi açın dedi. Değil mi Fiko? Ondan sonra kesirleri yazdık işte. O son bölme çalıştı, çarpma çalıştı. En çok bölmeyi çalıştık ama. Ondan sonra teneffüs oldu. Teneffüsle çıkarken koşarak gittiğimiz için ayağı Fiko'nun ayağı bana... Şimdi bu tamam, şimdi bu polisle ilgili kısma gelelim. Çünkü bir saattir anlatıyorsun ve hiçbir şey anlamadım yani. Polisle ne alakası var? Ödev falan diyorum. Ağzını kaçırdık acaba ailece? Of of of. Şişt, oğlum Fiko. Söylemek isteyip de söyleyemediğiniz başka bir şey mi var? Söyle, yardım ederim. Okulda falan seni üzen biri varsa yardım ederim yani, sorun değil. Yok Cemil abi. İyi tamam, siz bilirsiniz. Hadi işim gücüm var benim, gidiyorum. Biz de gidiyorduk değil mi Fiko zaten? Gidiyorduk, biz de gidiyorduk. Evet evet, aynen. Biz de evet, aynen. Bu ne ya? Bir ağırlık çöktü bana. Açık havadandır o değil mi Fikocuğum? Hadi hadi, açık havadandır. Cemil abi. Yardım edelim Cemil abi. İyi misin Cemil abi? İyiyim, iyiyim, tamam. İyi misin? Hadi sen gayet iyisin. Yok yok, biz yardım edelim, gel. Gel abi. İyi misin Cemil abi? Yok ya. Çocuklar ben de... Ben hiç normal değilim. Bu ne ya? Elim ayağım tutmuyor. Sürekli bir esneme halindeyim. Evet. Tamam dur. Ay dur 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 dur. Burası tamam, yok bir şey. Bak az kaldı. Arabaya geliyoruz. Bak araba. Lan, araba geldik. Açalım. Aç, aç hadi. Açalım hadi. Açtık. Hadi açalım. Dur dur. Açtım arabayı. Şş, bir dakika ya. Ulan siz yoksa o. Benim çaya. Fiko, gidiyor, gidiyor. Tır, tır. Kapıyı, kapıyı aç. Ay, gel abi. Cemil abi. Cemil abi, ben. Ben seni yatıracağım. Sus, hadi gel. Bak, bura, bura. Hadi uyu, hadi. Tamam, dur, dur, dur. Bir dakika. Ben şuraya bir oturayım. Otur, otur. Hadi abi, otur. Tamam. Otur, oturdun otur. Değil mi abi? Oturdum. Git hadi. Hah, ayağımı sok. Hadi bakalım, hadi bak. Oldu mu? Oldu. Bir sorsana ya. Şş, Cemil abi. Abi bir sorumuz var. Abi. Ya vallahi gitmiş ya. Ayşe. Heh. Şimdi biz Cemil abiyi nasıl götüreceğiz limana kadar? Of, oğlum sen düşünmedin mi plan yaparken? Düşünmedim.
Salak mısın oğlum sen? Her şeyi ben mi düşünmek zorundayım ya? Biz nasıl götüreceğiz? Sen demedin mi bana bunu? Kaçak bindireceğiz gemiye, sonra uzaklara yurt dışına göndereceğiz diye. Ama ben ne yapayım? Kitapta çocuk öyle yapmış. Salak kafa. O kendi yürüyerek gitmiş limana ya. Ha? Bu adam uyuyor. Biz bunu nasıl götüreceğiz? Gemi ne kadar uzakta biliyorsun değil mi sen? Çok uzak. Hah yani. Biz niye burada uyuttuk onu? Ha? Götürüp gemide uyutsaydık ya. E ne yapsaydık? Limanda mı uyusaydık? Hangi bahane uyduracaktık acaba? Yapacak bir şey yok. O zaman atlı arabaya gidiyoruz. Ayşe. Ha? Ben araba kullanmayı bilmiyorum ya. Kullanabilsen zaten şaşardım. Ben kullanabilirim Allah'tan. Babam öğretmişti. Nasıl? Basbayağı babam öğretmişti. Geç işte arayollardan gideriz, korkma. Ha? Emniyet kemerini tak. Takıyorum. Sorunumuz var. Ne oldu? Ayağım yetişmiyor. Ya sen nasıl öğrendin o zaman babandan araba kullanmayı? Babam beni kucağına oturtup anlattı. E ayağım değmiyor işte. Ah, öyle oldu işte. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Fiko! Efendim? Azıcık yavaş bas ya. Tamam oldu mu? Hah iyi söyle. Ya Ayşe. Ha. Dikkat et olur mu bak. Hiçbir yere çarpmıyorum tamam mı ağaca falan. Mis gibi gidiyorum işte. Bak her şey kontrolümün altında. Ama bir şey diyeceğim. Biz böyle saatte 10 kilometre hıza girersek zor ulaşırız oraya haberin olsun. Fiko ben sana nasıl güveneyim ya? Hayır ben frene bas dediğim zaman basmazsan ne olacak o zaman? Allah Allah. Ben sana güveniyorum ama onu ne yapacağız? Hem sen yukarıdasın, ben aşağıdayım. Önümü bile görmüyorum ben. Fiko, azıcık sessiz olur musun? Şoförün dikkatini dağıtıyorsun. Çocuklar ne yapıyor? Kızım sana çek arabayı. Dur. Polis geldi Fiko. Kızım sana çek, sağa. Ne, nasıl? Sağa çek, sağa. Yavaş yavaş. Sağa çek, sağa. Sağa çek diyor, sağa çek diyor. Direksiyonu sence ineceksin. Dur. Frene bas. Durduruyorum. Sağa çek. Bastım. Çek onu. Ne yapıyorsun Fiko ya? Ne yapıyorsunuz siz? Şunlara bak, bir de emniyet kemeri takmışlar. Ne yapıyorsunuz siz? İnin bakayım çabuk aradan. Çabuk. Ne atlar karıştırıyorsunuz siz? Anlatın bakayım çabuk. Biz... Gevelemeden anlat. Ne bu adamın hali böyle? Sadece uyuyor abicim, bir şey yok. Neden? Ya biz ona ilaç verdik de uyku ilacı, o yüzden. Oğlum manyak mısın siz? O da ablamı rahatsız etmesin o zaman. Polis amca, bizim hiç öyle kötü bir niyetimiz yoktu. Sadece onu alıp gemiye götürecektik, uzaklara götürecektik. Fiko'nun ablasını da hissetmesin diye. Nasıl uyuttunuz peki bunu? Burnumla. Oğlum siz nereden buldunuz bunu? Ananız babanız yok mu sizin? Yürüyün bakayım karakola. Ya bir şey diyeceğim. Benim evime bir saat gitmem lazım. Yoksa ablam arabamı çok uzak, delirir evde. Oğlum sizin başınız nasıl bir belada farkında mısınız? Ehliyetsiz araba kullanma, polis kaçırma. Ya bunlar? Peki ne zaman Nezdet? Ona savcı karar verecek artık. Savcı ne ya? Sizi hapse atıp atmamaya karar verecek olan kişi. Yürüyün dedim hadi. Devrem sen şu aracı al, ben bunları götüreyim. Binin arabaya çabuk. Ben nasıl endişelenmeyeyim ya? Ya bu... Bir baksana şu Servet Aktan'ın neredeymiş ofisi falan. Belki yazıyordur internette. Tamam bakayım. Bakayım kuzum. Abla ne oluyor ya? Ablacığım bir şey yok tamam.
Hah, arıyor. Ay, hadi okay. İnşallah, hadi. Efendim? Tülay abla, ne oluyor ya? Ahmet. Cemil ortada uyuz Ahmet. Ne istiyor? Efendim Ahmet. Fikri... Fiko mu? Benim Fiko. Ne yapmış? Tamam, geliyorum. Mahmut, tamam, geliyorum hemen, sağ ol. Ne oldu kız? Gidiyorum, Fiko oradaymış. Ne yapmış? Bilmiyorum ki, ben gidince anlatacaklarmış, anlamadım. Nereye gidince? Karakola, karakola, Allah Allah. Ne karakolu ya? Ay, bir karakolumuz eksikti ya. Filiz, sen söyle. Ne yapayım ben şimdi? Olacak iş mi bu yani? Vallahi amirim, ne deseniz haklısınız. Ben yani gerçekten inanamıyorum. Yani bu nasıl olur? Kusura bakmayın, ne diyeyim? Cemil nasıl? İyi, iyi. Hastanede şimdi. Serum verdiler de çıkar birazdan. Lan Nisan enişesine bunu neden yapar oğlum? O tek başına yapmadı. Beraber yaptık yani. Sırf Filiz abla kurtulsun diye. Değil mi Fiko? Ayşe'cim. Annen nerede senin? Bilmem. Geliyor şimdi annesi. Memur gönderdim, çağırtırdım. Ya bir çekiştirme beni. Hah, geldi benimkisi. Ne istiyorsun ben? Ne hanımefendisi ya? Hanımefendi sensin. Uğraşma be. Rahat dur. Ne hakla? Sen niye? Ne demek rahat dur ya? Ne demek rahat dur? Sen benden ne istiyorsun? Ya hırsız mıyım ben? Katil miyim ya? Ne yapıyorsun sen burada? Ha? Gene ne bok yedin sen? Hanımefendi, kızınızla arkadaşı polis memuruma... Bir saniye komiserim, bir dakika. Siz bunu alın, tamam mı? Artık ıslah evim olur, neresi olursa bir güzel oraya yerleştirin. Çünkü ben artık dayanamıyorum, ben bıktım, tamam mı? O da kurtulsun, ben de kurtulayım. Evet, o da kurtulsun, ben de kurtulayım. İşte ne rahat, çocuk da diyor. Annesi değil misin hanım sen bu kızın? Ne annesi komiserim ya? Bunun babası hapse girdi, tamam mı? Ben buna bakmak zorundayım, yoksa benim ömrümü sıkar o herif. O yüzden bu benim başıma kaldı. Anası olacak orospu da ortalıkta yok. Yani benim başıma kaldı bu. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ne olur bunu alın benden. Ben bıktım. Bana geliyorlar. Ben darlanıyorum. Ne olur şunu benden alın yani. Çocuğu devlet korumasına vermek istiyorsanız... önce babasından imzalı kağıt almanız lazım. Olur. Öyle olmaz yani. Olur. Neyse, biz konumuza dönelim. Ne diyorduk? Bu ilaçlar çocukların üzerinden çıktı. Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Sen benim ilaçlarımı mı çaldın? Sen niye çaldın benim ilaçlarımı? Efendim? Dur şimdi bir dakika. Sen beni delirtmek mi istiyorsun ha? Sizin mi bu ilaçlar? Benim. Tabii ki benim. Ama onları bana doktor verdi. Bana bak. Eğer satıyorsan... Ne satması komiserim? Olur mu böyle şey? Onlar reçeteli. Dur bir dakika. Bugün alacaktım. Yine ya, yeni yazdırdım ben. İşte al, bu da reçetesi. Alın bunu, gerçek mi bir inceleyin. Bir de götürün GBT'sine baksınlar. Ne gerçek misin? Ne GBT'si ya? Tabii ki gerçek o. Bana bak Cüce, hep bunlar senin yüzünden. Bakma bana öyle. Beni delirme, beni kullanma. Hep senin yüzünden. O pezevenk baban yüzünden oluyor bunlar. Başıma sağlı seni. Biz... Siz gelmeden önce Cemil'le telefonda konuştum. Karımın kardeşinden şikayetçi olacak halim yok dedi. Tabii Fikret'ten şikayetçi olmayınca senden de olmadı. Oley be! Çok teşekkür ederiz amirim, biz gidelim. Ben Cemil'i de ararım, kusura bakmasın, söylerim. Tamam Filiz, götürebilirsin kardeşini. Ama bak, bir dahaki seferi affetmem. Zaten arada Cemil olmasaydı bugün çocuk şubeye gönderir, hiç karışmazdım. Tabii haklısınız. Kusura bakmayın tekrar. Sağ olun, yürü. Abla, Ayşe ne olacak? Yürü. Otur kızım sen de, otur. Memur amca, burada kaç polis çalışıyor? Yürü. Hah,
geldi Cemil. Bak özür dileyeceksin. Ya Allah. Özür dileyeceksin dedim sana. Yürü. Cemil nasılsın? Merhaba. Şimdi öğrendim ben de olanları. Çok geçmiş olsun. Ya vallahi Filiz nasıl olayım ya? Yani olacak iş değil ya. Hastaneye gittim baygın. Bir ton şey yani. Doktor dedi ki ölümden döndün dedi. Şakası falan yok yani. Verilmiş sadakam varmış. Bayağı nalları dikiyordum yani biliyor musun? Çok geçmiş olsun. Saçma sapan bir şey olmuş. Ben inanamıyorum hala Fiko nasıl böyle bir şey yaptı. Fiko'nun sana söylemek istediği bir şey vardı değil mi Fiko? Cemil abi. Ben çok özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu. Oğlum öldürüyordunuz lan beni. Bunun iyi niyeti kötü niyeti olur mu? Vallahi yani ben gerçekten Fikret nasıl böyle bir şey yaptı inanamıyorum. Kusura bakma tekrar geçmiş olsun. Neyse şimdi ben bir amirle konuşacağım. Bana 2 gün izin verdi. Gideceğim, yatacağım, dinleneceğim. Zaten kayınçomdan şikayetçi olacak halim yoktu. Yani Allah'tan annem burada değil biliyor musun? Yani memlekete gitti bu halimi görmeyecek. Yoksa bir de yaşlı kadın sen de biliyorsun. Onunla uğraşırdık yani. Allah'tan, Allah'tan öyle. Tekrar geçmiş olsun kusura bakma sağ ol. Ya Filiz. Bak bu çocuğun gidişatı iyi gidişat değil. Haberin olsun. Siz de kendinize mukayyet olun. Ne diyorsun ya? Hayırdır? Tam çocuk özür diledi işte. Yanlış bir şey yapmış tamam. Geçmiş olsun dedik. Allah Allah. Yürü. Ay abla. Hı? Ayşe kaldı orada. Ne Ayşe'si oğlum ya? Ne Ayşe'si? Annesi yanında kızın işte. Gidecek annesiyle eve. Ya abla. Ben annesi değilim dedi ya. Görmedin mi? İstemiyorum alın dedi. Oğlum sen kendi hayatına bakacaksın. Duydun mu? Sen kendi hayatına bakacaksın. Kendi önüne bakacaksın. Ne Ayşe'si ya? Bir adam öldürüyordun sen. Adam öldürüyordun ya. Delirtme beni. Ayşe maaşı yok bundan sonra. Görüşmeyeceksin Ayşe'yle. Yürü. Abla ben seni korumak için... Korumayacaksın sen beni. Ben seni koruyacağım anladın mı? Sen beni değil ben seni koruyacağım. Bitti. Yürü. Abla. Ha canım. Fiko oturmayacak mı masaya? Hayır ablacığım cezalı. Ya. Al hadi misafirsin sen al. Salak bu ya. Bana bak. Sen de büyüyünce yaramazlık yapmıyorsun tamam mı? Ha bak gördün halini. Tamam. Ha. Al dökmeden ye. İçeride yesem olmaz mı abla? Hayır yemeyeceksin burada yiyeceksin. Bundan sonra yasak. Tamam mı? Park yasak, top yasak. Evi bırak odadan çıkman yasak senin şu andan itibaren duydun mu? Otur dökmeden ye. Abla. Ayşe'den haber var mı? Ne Ayşe'si ya? Ayşe adı duymayacağım bundan sonra bu evde. Bu kim ya? Ayşe. Ne oldu gel. Anne. Gel buraya gel gel gel. Ayşe. Ne oldu annene? Annem beni evden attı. Anam telefonu aldı bir daha eve gelemezsin dedi. Ah kuzum benim. Hadi gel çır gel. Gel çıkar ayakkabını gel. Ayşe. Oo. Ne oldu ya? Ben de bilemedim nereye gitsem. Buraları da bilmiyorum. Size geldim ya. Günü
en son su parka giderdim. Tamam, biz seni götürürüz annene, tamam mı? Konuşurum da ben. Ben bırakırım ya, ben biliyorum evi zaten. Geçen Fiko'yla bıraktık ya seni. Orası benim gerçek evim değil. Yalan söyledim. Annemi görün istemedim. Tamam, hadi bir sakinleşelim. Bak bana. Tamam. Aç mısın? Değilim. Hadi geç sen, geç. Geç bakayım, hadi. Uyumam benim. Allah, oturabilir mi? Ayşe'cim, birazdan çıkarız, tamam mı? Ender Hanım'a yarısını söyleyerek yüzüğü al. Ben daha sonra senden satın alacağım. Merak etme, konuşacağım ben annenle. Abla. Hı. Bu akşam burada kalsa. Kızım, olur mu öyle ama ya? Nerede kalacak? Yerimiz yok ki. Annesi atmış evden. Lütfen. Çocuk atılır mı canım evden? Ben konuşurum annesiyle. Merak etme sen, tamam mı? Hadi Ayşe'cim, çıkalım kuzum. Ben de seninle çıkayım, oradan eve geçerim. Hadi görüşürüz. Alsana. Ha, otur ağla bir de. Annem evden attı diyor. Biz geri yolluyoruz kızı. Sen karışma Fiko'cum. Tamam mı? Ablam gidiyor zaten şimdi. Seni ilgilendirmez. Burası mı? Aman. Ayşe'yi bırakmaya gelmiştik de bize gelmişti. Niye getiriyorsunuz ki? Ben istemiyorum ki bunu. Hanımefendi, ne yapalım? Sokakta mı kalsın çocuk? Ya nerede kalırsa kalsın. Bana ne? Benim derdim değil ki ya. Ben istemiyorum ki bunu ya. Ben bittim. Yalnız hanımefendi, farkında mısınız bilmiyorum, eğer bu bir suç sayılıyor. Yani dışarıda başına bir şey gelirse sorumlu sizsiniz. Hadi ya. Allah Allah. Sana ne? Ha? Sana ne ya? Sana ne? Sana ne oluyor? Olur. Ben şimdi onu alırım. Tamam mı? Götürürüm, bir güzel yatırırım.
Ondan sonra sabah olur karakola bırakırım ben bunu. Ondan sonra artık yuvayımı götürüyorlar. Nereye götürüyorlarsa götürsünler. Benim derdim değil. Bir bana ne, bana ne. Ben ne yapayım yani ben? Yürü kız. Gir içeri hadi. Hadi. Ayşe dur. Dur sen bize kal. Ne? Bize kal kuzum. Ayşe bugünlük bize kalsın. Siz de yarın kendinize gelince, ayılınca gelir alırsınız, olur mu? Eyvallah. Hadi pazar olun. Haydi. Ayakta durun ya, bu ne ya? Boş ver, boş ver. Hadi gidelim. Hadi oğlum yat artık ya. Ablam gelecek, patlayacak gene sana ha şimdi. Zaten mimlisin şu an. Ya abi, ben her şeyi merak ediyorum ya. Yatamam ki. Hah, geldiler. Anlat şimdi ablam. Hadi gel bakalım. Ayşe. Bu ne? Bu gece sizde kalıyorum. Oley be. Hayda. Hadi gel bakalım kuzum. Sen benim yatağımda yat, ben Hikmet abinin, tamam mı? Hikmet kim? Aa, Kiraz sen yatmadın mı? Hadi pijama ver ona. Hikmet bizim erkek kardeşimiz, rahmetin bir küçüğü. Peki nerede? O Ankara'da, yatılı okulda. O da mı sizi kızdırdı? O yüzden mi gönderdiniz? Yani. Ama aslında biz onun iyiliği için gönderdik yani. Sadece biz kızdık diye değil. Hadi gir. Ha, Filiz abla. İyi geceler. İyi geceler. Tamam bana müsaade. Hadi iyi geceler. Geçemiyorum. Ha, yatarsın şimdi değil mi? Fikri Bey, nasıl? Daha iyice misiniz? Gerçi maşallah iştahınız da yerinde. Şeyma Hanımcığım. Vallahi Şeyma Hanımcığım, bir kere daha anlaşıldı ki benim ilacım kimmiş? Sizmişsiniz. Acaba o zaman böyle yavaş yavaş evinize mi geçseniz diyorum. Hangi eve? Kendi evinize. Şeyma Hanımcığım, siz beni kovuyor musunuz? Yok, öyle kovmak gibi demeyelim de şey... yani yaşanan onca şeyden sonra Fikri Bey... benim kalbimi çok kırdınız. Ama Şeyma Hanımcığım, size daha önce kaç kere anlattım. Ben Şükran'la ona ders vermek için gittim. Benim yegane sevdiceğim sizsiniz. Bence öyle değil Fikri Bey. Yani evet, ben sizi seviyorum ama... siz beni sevmiyorsunuz. O yüzden daha fazla kandırmayalım birbirimizi. Kız, sen de biraz arka çıksana bana. Yalan mı kadının dedikleri? Haklı bence. Hani anlaşma yapmıştık? Ben benim oğlanla senin aranı yapacağım, ha? Önce bir şeyler yap bakalım Fikri Bey. İşe yarıyor mu görelim. Vay kuduvvet. Her geçen gün bana benziyorsun ha. Sevdim bu kafayı. Tamam, yemeğini bitir, gideriz. Çay, neyse bundan gel. Nereye ya? Bize gideriz. Ya, benim ilaçlarımı almaya gidiyormuş gibi yapacağız. Ben hastayım ya. Sen de bana yardım etmeye geliyormuşsun gibi yapacağız, tamam mı? Sonra ne olacak? Sonra ne olacak işte? Gideceğiz. Senin aranı yapacağız İsmet'le. Rahmet. Rahmet. Kim? Rahmet. Tamam ya, kim olursa. Yaparız zararı, tamam mı? Hadi yemeğini bitir. Of. Hadi hızlı biraz, hadi. Hadi güzel toparlayın oraları. Aa Barış. Ne dedi baban? Benim yüzümden Filiz ya.
Ben ne zaman karşısına çıksam size eziyet ediyor. Ben bu konuda hiçbir şey yapamıyorum. Yapamıyorum. Tamam, üzülme. Nasıl üzülmeyeyim? Baksana şu hale. Tamam, hallederiz. Üzülme. Ben de bir şeyleri taşıyayım mı? Ne yapayım? Yok, yok, hallederiz. Sen bir al. Ha, baba? Filiz abla, ne oldu böyle? Yeni ev sahibimiz evden kovdu bizi. Nasıl ya? Baba, hadi gel de bir işin ucundan tut sen de ya. Yok ya, ben ameliyatlıyım. Doktor bana ağır kaldırma dedi. Ya bir sorsana, ne oldu hayırdır diye. Ne oldu hayırdır? Ya dur anlatmayın. Ben ölümlerden dönmüş adamım ya. Dramla, gözyaşıyla uğraşamam. Yormayın beni ya. Hadi ben kaçtım. Aa, bayağı kaçtı ya. Görüyor musun? At abi, at. Dur, yardım edeyim ben de. İstemez. Filiz, hadi gel, çay hazır, hadi. Tamam, hadi. Ya rahmet. Ne rahmet ya? Hadi İsmet, rahmet? Kiraz, İsmo, koş. Abla, bir şey diyeceğim, eşyalar ne olacak burada? Tamam, dursun burada, camdan bakarız ya. E Barış'ınkiler? Onlara camdan bakamayız. Benimkilere gerek yok ya, boş ver. Nasıl? Ya ben arkadaşımı aradım da bu stajyerlerden biri. Satacağım eşyalarımı, şimdi geliyor. Hemen satmasaydın ya. Sonra ne yapacaksın? Bilmiyorum ne yapacağım. Ben ilk önce sizi daha güzel bir yere yerleştireyim de. İyi, hadi çay içelim hadi. İyi. Ha, rahmet. Ha. Üvey anne sağlamadı hala şey. Kadın dün sarhoşu dayalamadı herhalde. Hadi ya. Babam gibi miymiş onun da anası? Sorma. Sen işe gitmeden bırakırsın her şeyi, olur mu? Tamam, bırakırım ben. Hadi. Barış, hadi. Hadi. Rahmet. Sen geç içeri istersen, ben bakarım eşyalara. İstemez. Hem biz seni tutmayalım Müjde ya. Senin bekleyenin falan vardır şimdi. Ya rahmet, çok özür dilerim. Yani haksızlık ettim sana, ayıp ettim çok. Ettin vallahi. Affedebilecek misin beni? Yalnız bana bak. Vallahi bu kadar derdimin arasında ben böyle atar gider çekemem, söyleyeyim yani. Söz vallahi, bir daha üzmeyeceğim seni. Müjde. Tamam, bunu kesinleştirelim. Sus adam. Tamam. İyi güzel de biz nasıl yapacağız ki bunu? Bakkaldan 3 alacağız, sonra parkta 5 satacağız. Ticaret oğlum, ticaret. Tamam da öyle oluyor mu ki? Hani çocuklar parkta koşup susuyor, terliyor ya. İşte ana babalar da üşür vallahi. Tamam. Ama biz bakkaldan suları nasıl alacağız ki? Bende para yok vallahi ya. Bende de yok ki. 20 TL'm vardı. Zor günler için saklıyordum. Bugüne kısmetmiş. Ayşe'ye bakın. İyi de abim var. Rahmet. Aa, Müjde. Ne haber? İyi. Bak sana ne getirdim. Ne bu? Çadır babamdan kaldı. Koş koş koş, tam da. Oha, çok iyi ya. Kurarım ben bunu. İyi, kuralım beraber. İyi, hadi gel. İyi. Saçlıyor mu? Bilmiyorum ki. Haşim amcaya bak ya, izci çıktı. Usta, kusura bakma ya. Ben böyle kardeşlerim miydim falan, onları bırakmam gerekiyordu da o yüzden geç kaldım. Tamam tamam falan, soluklar sen öyle biraz. Yok yok, iyiyim ben, iyiyim. Konuşalım hemen. Olur olur. Şimdi senin servise işin yok zaten. Asıl işin bulaşık olacak, tamam mı? Yemeğe de günlük vereceğim, asgaride. Tamam, olur. İyi, anlaştık o zaman. Anlaştık. Hadi hayırlı olsun. Eyvallah. Ne zaman başlarsın? Şimdi şimdi hemen. İyi, hadi gel o zaman. Hadi. Gel. Eyvallah. Yalnız burada bulaşıklar çabuk yığılır. Ona göre hızlı çalışman lazım. Al bakalım bu önlük.
Deterjan da orada. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşi bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Kalamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Hay Allah ya. Ya bu tabaklar buraya sığmayacak. Ne yapayım ben? Ya ben yer sofrası falan mı kursam Kiraz? Vallahi bence biz oraya da sığmayız abla. E ne olacak böyle? Koş kapıyı aç. Filiz geldi herhalde. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Abi. Hı. Ayşe'nin annesi çok kızdı mı ya? Evden atmaz değil mi bir daha dışarı? Yok oğlum atmaz. Niye atsın ya? Hem ben konuştum yani. Ne zaman istersen gelebilirsin dedim. Çocuğu sokakta bırakacak halimiz yok. Ya biz kendimiz sokaktayız anasını satayım zaten ya. Nasıl geçti iş günü? Allah bütün gün bulaşık Tülay abla. Ah kıyama. Yalnız ben çok acıktım ya. Ablan nerede? İşte Barış'la ikisini bekliyoruz. Tufan abi? Allah bilir o nerede bilmiyorum. Ya yalnız Tülay abla bir şey diyeceğim. Biz buraya sığmayız ha. Nasıl sığacağız? Ay ben de onu diyordum ya Kiraz'a. Baksana sığamadık. Yer sofrası mı kursam? Ne yapayım ben? Bir dakika ya. Ha. Ya dışarıda hava çok güzel. Bizim sandalyelerce dışarıda. Kuralım böyle uzun bir sofra. Hep beraber sokakta yiyelim. Ne olacak mahallede? Evet ya ne olur Tülay abla öyle yapalım. Ay hakikaten mi ya? Ya ne olacak ya? Fıstık gibi hava var dışarıda. Hem eğlence olur bunlara da. İyi hadi tamam. Ya hadi minibollar ya bırakın şu televizyonu hadi. Hadi tutun ucundan hadi hadi. Kalk. Kırayım bakayım kır düğümü sofrası kırıyoruz hadi. Müjde? Aa Müjde hoş geldin kızım. Gel kız ne haber? İyi sen? Annem kek yaptı da onu getirdim ben de. Neymiş aç bakayım bir. Oo. Ay kek yapmış. Hemen bunu dolaba kaldırayım. Çok sağ olsun. Hadi gel. Dur. Hemen. Ha. Gülü açtırayım sürer bir şanana. Gel. Vay 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 gençler ne yaptınız ya? Nasıl Tufan abi? Oğlum bitirmişsiniz olayı. Gülüm. Hoş geldin Tufan. Elimde iş var görmüyor musun? Allah Allah. Mücveri de böyle bıraktım. Ay
Korktum. Geldiğini fark etmedin bile. Dalmışım. Aa. Ya ölürüm ya. Dışarı masa kurmuşlar bak. Ay çok güzel. Bak ben de bunları aldım. Sen nereden, hastaneden mi? Yok bugün izin günümdü ya. Başka işteydim. Ne işi? Söyleyeceğim ama gülmeyeceksin. Valilik. Hayda. Gerçekten valilik. Vallahi valilik. Bayağı valilik ya. Açıklama yaptırma bana. Gerçekten valilik yapıyorum. Yani normal düz valilik değil mi? Tabii ki. Ne olabilir? Ay iyi tamam. Tamam. İyi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Hadi. Aa bizimkiler de geldi. Sen ziyafet var gençler. Sürpriz. Gel gel gel. Eve sığamadık biz. Ya ne güzel şeyler yapmışsınız ya. Ay. Nasıl? Çok iyi olmuş daha ne olsun ya. Gel gel. Ben de bunu aldım bak. Hop. Aa ben bardakları unuttum. Gel bakalım seni şöyle alalım. Gel. Bak biz daha önce ne yapmamışız ben onu anlamadım ya. Vallahi güzel fikir yani. Oh. Al Tufan'a. Şöyle tamam, geçirsenize bardakları çocuklar. Ver onu da buraya. Tufan abi diye. Şöyle geçirebilir misin? Bir dakika şimdi. Bir dakika. Pardon. Herkes bir dursun. Patron. Kabağınızı verir misiniz? Büyük patron ya. Patron suskun bugün. Ay aşkım. Allah sana balar iyi de yani böyle bir şey yapabiliyoruz ama. Ben yarın eve bakacağım tamam mı? İşe gitmeden önce eve bakılacağım. Bu çok uzun sürmeyecek yani tamam mı? Güzel. Ben de seninle birlikte gelirim beraber bakarız. Ben ne diyeceğim? Bak buraya televizyonu da çıkaralım böyle yazlık sinema gibi. Ay gerçekten bir sinemamız eksik. Ay Filizciğim öyle değil mi? Tufan son zamanlarda film çevirmeye çok meraklı oldu. Oo. Kiraz. Ne oldu lan? Abla. Ne bu? Ne? Bu ne? Nereden buldunuz bu parayı? Ya abla, biz su satarak topladık parayı. Ev için. Yani bizim için. Niye? Olur mu canım öyle? Bunu siz şey yapın, harçlık yapın kendinize. Abla. Biz ev tutulurken yardım etmek için yaptık. Ulan var ya Fiko, tam diyorum adam olmayacak bundan. Patlatayım bir tane ağzına diyorum. La öyle bir şey yapıyorsun ki. Aferin kız size. Abi, bir şey ben yapmadım ki. Üçümüz yaptık. Üçünüz? Ya, bize yardım etmek Ayşe'nin fikriydi. Cingöz Ayşe'yi görüyor musunuz? Aferin size. Teşekkür ederim. Ama siz okulunuzla ilgileneceksiniz değil mi? Asıl işiniz okulunuz. Tamam gerisini biz halledeceğiz. Tamam değil mi? Ya ben de bir şey söyleyeceğim. Çok garip gelecek ama... gerçekten bu oturduğum sofra, hayatımda oturduğum en güzel sofra. Ay benim de vallahi ne güzel oldu öyle. Oh, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Tufan sen kendi yemeğini kendin koy. Hadi bakalım. Ya ben o kadar şanslıyım ki. Vallahi o kadar güzel bir aileyiz ki. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın. O kim ya? Siz yemeğe devam edin. Nereye gitti ya? Kim o? Anne sen de. Hayırdır anne? Ne oldu?
Savaş'cığım ben seni çok merak ediyorum. Nasılsın, iyi misin? Ağrın sızın var mı oğlum? İyi misin? Sen bu insanlar gibi böyle sokakta mı yaşıyorsun Savaş? Anne sen babamın ne yaptığını bilmiyormuş gibi gene sormaya mı geldin? Hayır, ben seni buradan kurtarmaya geldim. Şimdi benimle geliyorsun. Sonra baban da gelir. Üçümüz sakin sakin otururuz konuşuruz. Sakin derken? Sen başka bir dünyada yaşıyorsun galiba. Babamla benden bahsediyoruz. Savaşçığım ne olur itiraz etme. Gel evimize gidelim. Bak daha yeni kaza geçirdin. Sen böyle bu halinle buralarda nasıl yaşıyorsun ben anlamıyorum seni. Oğlum mikrop falan kapacaksın bu çöplükte. Hayır hayır. Sakın. Burası çöplük değil. Nasıl çöplük değil? Baksana etrafına. Anne burası çöplük değil. Bağırma bana öyle. Ne bağırıyorsun? Bak. Burası benim evim. Bunlar da benim ailem. Anladın mı? Saçmalıyorsun. Anne bak. Her şeyleri ellerinden gitti ama yine de mutlular. Ve her şeyin ellerinden gitmesinin nedenleri benim. Ve ben de o masadayım. İnanabiliyor musun? Ben burada çok iyiyim anne. Tamam mı? O yüzden rahat bırak beni. Kusura bakma anne. İnanamıyorum ki. İnanamıyorum. Hadi hadi devam edin. Devam edin hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.